Evet, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, huzurlarınızda Marta İzzet devam ediyor. En son yaralanmıştık, bir kurşun yemiştik. Biz hayattaki Juliana isimli ama kendisini Marta'nın yerine koymuş olan kardeşi oynuyoruz şu anda. Lütfen beyniniz yanmasın. Biliyorum kafa yakmaya çok müsait bir oyun ama ilerledikçe, olayları daha da net şekilde görmeye başladıkça karakterleri çok daha iyi analiz edeceğiz ve bir problemimiz olmayacak. Ahu, Mete Elden Ring'in hikayesinde bu şekilde masal gibi anlatmanı bekliyoruz Elden Ring severler olarak. Ahu, onu anladığım anda anlatacağım bu arada. Pekala. Biz en son kurşun yemiştik. Bak, göğsümüzde falan şey var. Bandaj falan var. Şimdi bir şeyimize bakalım. Hala Marta'nın şeyi ters mi? Aa, bu fotoğraf niye ters? Ben bunu anlamadım ya. Şimdi neydi? My things. They will have put my things somewhere. Eşyalarımı bir yere koymuş olmalılar. I have to find Lapo'nun mektubunu bulmam lazım. Daha sonrasında ise cenazeye, Lapo'nun cenazesine, pardon şey, kardeşimizin cenazesine hazırlanacağım diyor karakterimiz. İhtiyaç olan şeyler: bir cenaze kıyafeti giy, Lapo'nun mektubunu bul ve çantanı bul. Biliyorsunuz bir önceki bölümde askerlerle isyancılar savaşıyordu. Onların savaşları sırasında bir patlama gerçekleşti. Patlayan yere gittiğimizde ölen kişinin kardeşimiz Marta'nın sevgilisi Lapo olduğunu, bizim de yakın arkadaşımız Lapo olduğunu gördük. O sırada askerler... No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Askerler bizi de isyancı olarak düşünüp bize saldırdı, bize ateş ettiler. O nasıl? Kızım nasıl? Lütfen doktor. Please, doctor. Lütfen bana güzel haberler verin. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric. Hayatta kalması mucize Eric. Ama iyi olacak. 20 Temmuz 1944. Şuradan bir cenaze kıyafeti giyeyim. Aç bakayım. Zanaga Talibov. Çıkartmadık ya, ne alakası var? Abi, cenazede koyu giyilir diye düşünüyorum. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone. Kardeşimle vakit geçirmek isterdim, sadece o ben. Ama şimdi insanlar gelecekler ve onu benden alıp götürecekler cenazede. Julia artık kapı eşiklerini dinleyebiliyormuş. Kapıdan insanları dinleyebiliyormuş. Neredeyse kalbinin yanından geçmiş mermi. Kalbini, damarlarını vesaire es geçmiş. Eğer oraya hesap etseydi ölebilirdi ama çok şükür ki iyi kızınız. She didn't even lose that much blood. Çok fazla kan bile kaybetmemiş. Çok şanslıymış. And you were lucky. Sen de çok şanslısın. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise she would have bled to death. Yes. Allah'tan karım ormanda geziyormuş. Eğer görmeseydi kızımızı kan kaybından ölürdü. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunca şey çok fazla. So much death. Çok fazla ölüm ve acı. Dahası yok. Acıdan başka şey yok. She's young. Endişelenme Eric. O yüzden genç olduğu için yarısı çabuk iyileşir. Her gün buradayım. Teşekkürler doktor. Her Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon. Benimle birlikte mezarlığa gelir misiniz karımla birlikte? Of course not. Cenaze yakında kilisede başlayacak. Tabii ki, buyurun. Siz yolu gösterin dedi. Biliyorsun, bu cenaze için yaptığımız tüm hazırlıklar, Irene her şey mükemmel olmasını istiyor. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. Annemiz annesi mükemmeliyetçi bir insan zaten, biliyorsunuz. Çok fazla acı çekmiş bir kadın karım. Çok çok acı çekmiş bir kadın diyor. Yalnız az önce karganın kuşu öldürmesi de fena bir göndermeydi ha. Pekala, çantamızı bulmamız lazım. İçerisinde mektup vardı ya. Ölen Lapo'nun mektubu vardı. Hayır, benim anlamadım. Karga niye durduk yere şimdi güvercini öldürdü ya? It all it. Çanta nerede acaba? Violence against citizens continues in La Romola. And once again General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister. Aa, diyor ki La Romola'da şiddet son bulmuyor. Generalin ailesi yine bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Kızları hani vuruldu ormanlık alanda.
Evet, korkarak davranarak kızı arkasından vuracak kadar şerefsizce davrandılar falan filan diyor. Vuranlar. Ama bilmiyor ki vuranlar aslında askerlerin ta kendisi. Çantayı nereye koydular acaba? Annemizin babamızın yatağına mı çıkardılar ki? Odasına mı kaldırdık annemiz? This is mommy's jewelry. Burası annemin mücevherliği. Her gün giyer mücevherlerini, takar. Hele ki babamın bugünlerde böylesine değerli şeyleri takmanın zararlı ve tehlikeli olabileceğini söylemesine rağmen. Ama hiç annem dinlemez babamın. Sen git savaşınla oyna, bana karışma demesi annemin her gün yaptığı şeydir. Savaş dönemi, aklı sağda solda millet görse saldırır sırf mücevher için. Şimdi çanta nerede acaba hocam? Çantayı bulmamız lazım. Ya çantayı nereye kaldırdınız? Tuvalete mi koydunuz? Ah çantam burada. Şükürler olsun. Ha. Let's hope Lapo's letter is in there. Umarım da Lapo'nun mektubu burada olsun. Ha. Dear Julia. Sevgili Julia. Are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Bu mektubu sana yolladığım için sakın hani öldüğünü falan düşünme. Kimse söylemiyorum. Hani sen... bir dakika. Sadly, I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Anlatacağım. I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this 6934 unutmayın. 6934. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Lapo. He was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mommy found me, and if she's read it, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, no, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Şimdi olayımız şu. Bu Lapo geçen bölümün sonunda bacakları koparak ölen adam vardı ya, patlamadan dolayı. O bizim kız kardeşimiz, aslında ölen Marta'nın erkek arkadaşıydı. Mektubunda demiş ki Marta benim için o kadar kıymetli, hani şey diyor, yani ben şu an doğaçlama katıyorum bu işin içine biraz. Tam çeviriyi yapmıyorum, bilginiz olsun. Ama çevirinin özünü işin içerisine dahil ederek. Marta benim sevgilim. Şimdi Julia, bu mektubu sana yolladığımda şaşırma. Hani sen aslında ailen tarafından ölmüş bilinen kişisin ama ben senin ölmediğini biliyorum. Ölen kişinin Marta olduğunu biliyorum. Senin annen ve baban belki fark etmemiş olabilir ama ben sevgilimle seni sonuçta ayırt edebilecek kadar hani tanıyorum, biliyorum bir şeyleri diye. Ben sizin ikinizi ayırt edebiliyorum. Senin hayatta olduğunu biliyorum. Ama fark etmez, yani sıkıntı yok. Ben seni gidip şikayet edecek ya da sana gelip işte "Aa, bu Julia'dır, Mart öldü" diyecek değilim. Sen bir şeyler yapıyorsan kesin vardır bu muhabbet. Seninle ahır tarafında buluşabilir miyiz? Ve işler kötüye giderse hani 6934 diye bir şifre var, bunu unutma lütfen diye adam yazmış. Yani herif sevgilisinin öldüğünü, kardeşinin hayatta olduğunu ama kardeşinin sevgilisi olan kişi gibi davrandığını anlamış. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Pekala, biz telefonu açarsak gene telefon diğer telefonu ucunu dinleyebilir ve bu arayan kişinin kim olduğunu bilebiliriz dedi. Hello? Merhaba, hanımefendi. Beni duyabiliyor musunuz? Orada biri var mı? Bay Eric? Duyuyor musunuz? Aa, bu büyük, bu dadım. Nanny? Büyük anne. Hello? Merhaba. Benim. What? Ne? Hello? Merhaba. Oh, aman God. Yarabbi. Rüya görüyor olmalıyım ya da benzer bir şey. No, Nanny. Hayır, I'm büyük anne. Dreaming. Rüya It's görmüyorsun. Really me, gerçekten Julia. Benim. Julia ben. Oh, aman yarabbi. Julia. Benim küçük serçem. Nasıl olur bu? Sorry, çok üzgünüm ama senin öldüğünü zannediyordum. Senin ölünü gördüm ben. Bak, bu beni çok mutlu etti ama gerçekten bana anlatmalısın nasıl hayatta kaldığını. Serçem, neler oluyor? Aha.
I told Nanny everything that had happened. Dadıma olan her şeyi anlattım. She was sad for Martha, of course. Martha için üzüldü tabii ki. Ama benim de içinde hayatta kaldığım için mutlu oldu. She had a special bond with. Çünkü onunla özel bağ olan bendim. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady. Beyaz Lady ile buluşmak istediğimi söyledim ona. Neden yapmak istediğimi bunu. She didn't think I was a fool. Onun aptalca bir fikir olduğunu söylememe rağmen bunu yaptığımı söyledi. She explained to me what aptal olmadığımı düşündü. Aksine büyük annem, dadım. Onun dediği her şeyi günlüğüme not aldım. Kim bilir, belki bana destek çıkan tek kişi veya bana yardım edecek tek kişi odur. I won't ever know though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Oha, ne? Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Aa, elveda dadı. Elveda tatlım, kendine iyi bak küçük serçem dedi. Şimdi şey dedi ya, you can now use the telephone to make calls. Aramalar için telefonu kullanabilirsin. Dedi ki, yanlış anlamadıysam, dadımla konuştuk, dadımı anlattım, işte bir beyaz lady ile gölde öldürülen kadınla buluşmak istedim, hani onun ruhuyla buluşmak istediğimi falan söyledim. O hani beni aptal yerine koymadı, aptalca bir düşünce olduğunu düşünmedi, beni destekledi, bana birkaç tane bilgi verdi vesaire dedi. Ondan sonra hani bir yandan ironik, dedi ki büyük annem ve evdeki herkes o gün düşmanın atacağı bir bombadan dolayı aslında ölüyorlardı. Kim bilirdi ki hani büyük anne dadımla falan son konuşmam olduğunu vesaire gibisinden bir şey dedi. Oha, nasıl lan, şimdi bu ev bombalanacak mı, ben anlamadım. Ya da dadımın yaşadığı yer mi bombalanacak? Attempted murder in La Romola. La Romola'da. After the murder of Julia Kay. Today, Julia Kay'ın ölümünden sonra onun kardeşi bir öldürülmeye çalışıldı. Alman ordusunun askerleri tarafından bulundu kızın yaralı vücudu, bedeni. Tüm bu siyasi süreç iyice krizi daha da büyütmeye başladı. Ama böyle olmadı ki. Hayır. Annem buldu beni. Ayrıca bana Alman askerler saldırdı. En iyisi sessiz kalmak. Kimse bunun gerçek olduğunu inanmaz çünkü ben bunu böyle anlatsam da. Oğlum, buraya bomba atacak herhalde. Hani kız sonuçta başından geçen bir hikaye anlatıyor ya. Dadımın ölecek olması falan, ne kadar hani onunla konuştuğumu hatırlasam da öleceğini hatırlamam kötü falan filan dedi. Aa, şeyi kaldırdılar. Cesedi kaldırmışlar. Martha cenaze için kiliseye götürüldü. Ona yalnız başıma hiç kimse gelmemişken elveda demek isterdim dedi. Bu arada özel Batuhan 12 tane abonelik hediye etmiş. Batuhancığım çok teşekkür ederim, kesene bereket. Bir de şöyle bir şey var. Julia şu an Martha rolü yapıyor ya. O bomba patladığında geçen bölüm ormanda annesi bulmuş. Tamam mı? Annesi bulmuş Julia'yı ormanda. Belki de annesi ormanda geziyor olmasa şey olacakmış. Kan kaybından ölecekmiş bu kız. Şu an kontrol ettiğimiz karakter. Ama haberlere Alman ordusu buldu diye geçilmiş. Bu da başka. Aa, bunu sürebiliyoruz mu lan? My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Aa, pompa bulursak şişirip sürebiliyormuşuz. Şurada falandır herhalde. Bir de ormanda hani bulunduğunda çantamda sonuçta Lapo'nun notu vardı. Eğer annem Lapo'nun notunu okuduysa benim gerçekten Julia olduğumu, ölenin Mart olduğunu anlamıştır. Ama öyle bir şey olsa annem dedi şey yapardı, beni orada bırakırdı, sonuçta sevmedi kızıyım falan filan diye geyik yaptı hatta. Böyle şeyler de söyledi. 69-34'ü aramamız lazım. Tamam. Ne oluyor lan? Yalnız kargam kargam deyip, aslında serçe çevirisini kargam kargam deyip karganın serçesi serçeyi öldürmesi. Aa, kilise dedikleri, şapel dediği yer bura, küçük kilise. Poor little one, he's dead. Poor little guy. Küçük serçe. His place is by Martha's side.
Kargalar Cem Bey, kargalar. Adem hoş geldin. Hüseyin Erbaş, Hüseyin Hocam. Teşekkür ediyorum 99 yıldızın için. 69-34'tü değil mi telefon? Bir an bir 69-34'ü arayayım ya. Ne olacak merak ediyorum. Oğlum evde cenaze var hala şarkı çalıyor. Bu ne garip bir ev ya bura. Bak. Tıt. Tıt 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 tıt. Tıt. Tıt 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 tıt. Tıt. Tıt 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 tıt. Alo. Alo. Tıt. Tıt 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 tıt. Biri bulaydı da konuşak. Graham. Graham. Yeter ya. You've called this number. Bu numarayı aradınız. Yani Lapo ölmüş olmalı. Huzur içinde yaşa yoldaş. Evet, Lapo öldü. Ben hayır, hayır konuşma. Kim olduğunu bilmek istemiyoruz. Bu numarayı arıyorsan Lapo görevini tamamlamanı istemiştir. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. Artık bu numarayı kullanmayacağız. Telegrafla konuşacağız. Öylesi daha güvenilir. Bu tehlikeli dedi. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph, town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Yaşasın toprağımız. Yaşasın özgürlük. Oha. Sabote etmemizi ve ajanlık yapmamızı istiyorlar. Ne istiyorlar hem de biliyor musunuz? But what happened to Lapo and those guys? Hayda, mevzuya bak. Save someone's life. Maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Hayda, geldi ikilemde kal şimdi. Olay şu. Aradık. Ölen Lapo'nun verdiği numarayı aradık. Diyor ki bu numarayı aradıysan Lapo ölmüştür. Tamam, Lapo'nun yapacağı görevi sen tamamlayacaksın. Görevin şu. Görevin şu. Yapman gereken şu, General Reich'in evine giden bir telefon hattı var. Onu kesmeni istiyoruz. Bir de özel gizli bir üstleri var. Oraya giden, özellikle oraya giden kablonun kesilmesi lazım. Bunların kesilmesini istiyoruz. Bunların kesilmesi görevini sen yapacaksın diyorlar. Ayrıca bundan sonra bu numarayı kullanmayacağız. Telegrafla haberleşeceğiz. Bilgin olsun diyorlar. Ondan sonrasında dedi ki hani görevi tamamlaman dileğiyle yaşasın özgürlük, yaşasın partizanlar dedi. Kız da dedi ki ulan bunlara mı yardım etsem? Acaba Lapo neyin peşinde? Ya da gidip babama anlatsam mı falan dedi. Sizce ne yapsak? Evet, chat babamız dedi. I decided to tell my father. Babama her şeyi anlatmaya karar verdim. Onu çok seviyordum. O yüzden böyle bir sırrı ondan saklayamazdım. Ama bu şeyleri hiç anlamadım. Ben hep hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandım. Babam dedi told me not to get myself into any trouble. Onların isteklerini onayladı ve her şeyi rapor etti babam dedi. To cut the cable I will need sharp scissors. Babamız demiş ki onların dedikleri her şeyi yapacaksın. Okey. Bunun onayını vermiş. Bunu yapmamız için makas bulmuştuk. Makasla communication cable'ı kes diyor ya. Makasımız var zaten. Onu bulursak onu keseriz. Nerede ki acaba o? İletişim kablosunu kes. Pompa falan bulacağız. Buralar mı? The communication. Tamam, şura. Babamız okey demiş. Bana anlattığın iyi oldu demiş. Gidip görev yapmamızı istemiş. Devam değil mi? Tamam. Şimdi şu iletişim kablosunu kesmemiz lazım. Haritaya göre şurada bir yerde. Bu telefon direğinin orada falan galiba. Ama bir dakika, gizli üst diyor ya, şu alttan falan girilebilir bir yer falan mıdır? I came here to fish when I was little. Buraya küçükken balık tutmaya gelirdim. I went with that ever so kind man who worked for my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too.
Ah lan babamızla buraya balık tutmaya gelirmişiz. Seye gideyim. Bu suyun balığı var mı ki ya? Şu cır 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 sesi. Tam köy yeri ya. Tam var ya. Tam dere falan. İnanılmaz. Aynı ses ya. Sesler, grafikler falan. Karakter sesleri falan çok tatlı. Çok güzelmişler. Kablo nerede acaba? Şu kabloyu kesmemiz lazım ya. Ha şu mu? Anam düşmeyek. Oğlum bizi burada vurmasınlar lan. Bak karşıda tank bank var. Devriye atıyor Alman askerleri. Koruyorlar evi. Neyse gerçi babamız izin verdi canım. A German tank. Bir Alman tankı. We have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. Olan şeylerden sonra babamız buraya devriye attırıyor olmalı. Telegrafla bunların yerini söylemeliyim dedi. İyi de biz babamıza söz verdik. Babamıza ha, babamız gerçi onlara yardım etmemizi söylemişti. Ay, eve doğru giden kablo bu, o halde bunu kesmeliyim. Doğru olan budur dedi. Get down. Hop. Now all that remains is to go to the telegraph near the barn. Pekala. Şimdi nerede bizim görevimiz? Ha, bir de ahır tarafında. Bir de ahır tarafında özel böyle gizli bir nokta var dedi ya. Gizli bir üs. Bir de orayı kesmemiz lazım. Ben yanlış anlamadım değil mi? Babamız ona durumu izah etmemizden sonra karşı tarafın isteklerini yerine getirmemizi, onların söylediklerini yapmamızı istedi. Ama tankın bilgisini vermek stratejik bir şey söylemek değil mi ya? Babamız buna niye müsaade ediyor? Biz telegrafla tankı söylesek, tankın bilgisini versek. Ah lan, Lapo ölmeseydi onu da burada buluşacaktık. Ah 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 Lapo mah. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Telegraph must be hidden in one of these feed bins. Fox bunlardan bir tanesinin içerisine saklanmış olmalı dedi. Aha. Abi bildiğin fax makinesi değil mi lan bu? I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road and the road is near the house. Şimdi tank gördüm diyor evin yakınında. Like şimdi tank demeliyim. Aa, tank on fire diyeceğiz önce. Dur. Dur. Town on fire mı diyordu? Hayır. Ya mesajı yollamadan önce ne demişti? Her yollayacağın mesaj öncesi özellikle şeyi yollaman lazım. Kimliğini belirtmen lazım. Tank on fire mıydı? Ne demişti? Town on fire ha? Tank near the house. Tank near house on the road. Onda nerede ya? Correct tank. Tank near the house. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Sure. Ha, bir dakika. Oha. Oha, biz gönderiyoruz. Aa, çok iyiymiş. Oha. Thank you.
Ana ilk defa Morse alfabesiyle mesaj gönderiyorum. Oy. Oha çok iyi. Ne yazıyorlar lan? Aa bize cevap veriyorlar şu an ha. Şu an bize cevap veriyorlar. Dot dot dot. Zvain zvain zvain. Dot zvain. Zva zva zvain zvain. Doit. Doit zvain zvo. Sıçtık. Ben anlamam ki bunu. Over and out. They are asking me to find a map of the defensive line. Aa, babamın çalışma odasında bulunan savunma hattını gösteren haritayı bulmamı ve onlara getirmemi istiyorlar. Nehrin oraya getirmemi istiyorlar. Bunu hatırlarsınız. Daha önceki bölümde bakmıştık. İlk bölümde bulmuştuk. Babamızın odasında, çalışma odasında babamızın savunma hattını belirlediği bir şey vardı. Bir harita vardı. Bizim mesajımızı aldılar. Tanka dair mesajımızı aldılar. Dediler ki mesajınız alındı. Evin yakındaki nehre savunma hattını gösteren haritayı getirin diye mesaj atıldı. Received need defensive line map live near the building beside river. gibi. Fotoğrafını çekmemiz lazım. Hayır. O değil. Heh. Bebek gibi kamera bu arada. Şimdi use kamera diyelim. Fokus için... That's it. Tamamdır. The image comes out clearly. Pekala, umalım da güzel bir fotoğraf çıksın. Bu fotoğrafı şimdi çıkarıp vereceğim. Haritayı alırsak sıkıntı olur. Bunu hemen fotoğraf banyosuna. Ya kardeşimizin cenazesi var, nelerle uğraşıyoruz arkadaş. Ama işte bu da hikayenin önemli bir tarafı. Şimdi fotoğraf buydu. Hemen bunu bir açıya denk getirelim. Bence oldu ya. Masanın altına gerek yok. Duvarın çıkması yeterli. Hop. Verdin şuradan cincığı. Güzel.
Getir abi. Hop yatır suya. Hemen ben şimdi orada onun cincini hemen yapıştıracağım cinciye gelince. Hazır. 3, 2, 1. Cincik. Aa, puh. Cinciği kaçırdım. Ya Allah kahretsin. Maymuncuk kırıldı. Ulan fotoğraf erimez inşallah. Oh, the photo is burnt. Allah kahretsin. Sadly, it needs to be thrown away. Ya Mete seni kafana sokayım ya. X'e basacağımı A'ya bastım. Yani heyecan yaptım ya. Benden ajan olmaz abi. Belli oldu. Benden ajan olmaz. Gidip bakayım şunu. Allah kahretsin seni. Fotoğraf yandı ya. Güzel. Hazır. Hazır. 2 1 cıncık. Güzel. Bebek gibi fotoğraf. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Tamam, fotoğraf böyle iyi. Detayları açık bir şekilde gözüküyor dedi. Ya böyle döndüğümde babam nedense bir mermi atacakmış gibi ya da bir asker mermi atacakmış gibi hissediyorum. Şimdi köprü vardı ya, nehir. Köprünün altında bir nehir vardı. Babamla küçükken balık tutmaya giderdik falan diyor kız. Gidip oraya bırakacağız. Sonra da kardeşimizin cenazesi için şapele gelmemiz lazım kiliseye. Vah vah, ceset de orada yatıyor. Mıh gibi yatıyor orada ceset. Bizim ölmemiz gerekiyordu, ölmüyordu. Ölümü kandırdık. Öldü zannedilen biz, annemiz babamız tarafından öldü zannedildik. Annemiz babamızı kandırdık. Harikayız ya. You can now use telephone to make calls. Bunu koymuyor muyum bir yere? Nehrin oraya getir dememişler miydi ya? Okey, cenazeye katılayım. Belki akşam getirmem gerekiyordur. Let's go. Ha bak, tamam bir dakika. Hop. Aşağı doğru gitmemiz gerekiyormuş. Köprüden geçeceğiz o zaman. Şu işaretlerin de yarım kalmasın. Burada biri var mı emaneti bizden alacak, yoksa bırakıp gideceğiz mi direkt? According to Nanny, this was an old windmill. Dadıma göre burası eski değirmenmiş. Burayı hep terk edilmiş diye hatırlıyordum ve burası hep beni küçükken korkuturdu. Terk edilmiş böylesine bir yer. Hop, buradan alta bırakacağız galiba. There we go. İşte bu kadar. The photo is where they requested. İstedikleri fotoğrafı getirdim. Babamızın da vardır bir planı diye düşünüyorum ama dur bakalım. Onlar onu oradan alır hocam. Biz yolumuza devam. Nano Alisa, teşekkür ederim abone olduğun için. Kemal Barbar, vay abi nasılsın, inşallah iyisindir. Özlendin kral demiş. Kralım özlendin sen de. Hoş geldin. Evet, şimdi kardeşimize son görevimizi yapalım. Ana pıtık. Kıyamam la. Nanny always calls me Little Sparrow. Dadım hep bana küçük serçem derdi. It'll be safe next to her. Marta ile birlikte bir yanım daha öldü. O yüzden bu serçe onun yanında olmalı. İşte Marta. Bu benim kalbim. Seninle. I'm starting to understand how painful your condition. Durumun ne kadar acı çektiğini, nasıl acı bir durum olduğunu anlamaya çalışıyorum dedi. Her şey son zamanlarda çok zor oldu. I did not see your suffering. Acı çektiğini görmedim. Hep cesaretini anlayamadım. Seni çok özlüyorum Marta. I'm not worthy to dress in your clothes. Senin kıyafetini giyecek kadar hani, yani senin kıyafetini giymeye ne denir ona?
Layık bile değilim dedi. Giyiyorum ama giymeye layık bile değilim. Commune of San Cassiano. San Cassiano halkına. Florence halkı. Death certificate. Bu bir ölüm fermanıdır. From the register of death kayıtlara certificates geçmesiyle. Of this commune. Number 174 part 3. No 174 part 3. 12. seri yıl 1944. It is certified that on the day of the 16 Temmuz günü 1944 yılında Julia Kay hayatını kaybetmiştir. La Romola doğumlu, Cerberia'da yaşayan, 26 Şubat 1923'te General Erich Kay ve Irene Kay'in kızı olarak dünyaya geldi. Telephone number 6537. The official state civil service. Ölüm General sertifikası işte. Ölen kişi için yazılır yani işte. Şundan olma, bundan doğma, şu yaşında, şu gün ölen. Aa, herkes buraya gelip imza atmış. There's only a few signatures from my funeral. Benim cenazem için birkaç imza var. İnsanlar aslında daha çok Martha'yı tanıyorlar, beni değil. Benden çok uzaklar. Bunu da senden aldığım için üzgünüm Martha. Normalde Martha ölse daha çok kişi imza atardı. Ama insanlar Julia öldüğünü zannettiği için, Julia'yı az sayıda insan tanıdığı için bu kadar kişi imza atmaya gelmiş. Abi çok kötü ya. Holy water. Kutsal It's su. Only water and yet there's something special about it. Bir su ama onu özel kılan bir yanı var. İyi Allah rahmet eylesin, ne diyelim. Hadi let's go. Water. Ulan telegrafa gidip şey diyeceğiz değil mi? Hocam biz koyduk, haberiniz olsun. Aklınızda bulunsun. O ceset kalkar bir günde, dur bakalım ne zaman. O ceset kalkar ama ben söyleyeyim. I have placed the photo where requested. İstedikleri yere fotoğrafı bıraktım. Oh, and of course I need to remember the code word. Map photo, map. Map photo. Positioned building. Or. Damn it again. I need to be more careful about the length of the sound. Babam gelince bunları vuracak galiba. Babamız bize bunları yaptırıyor ya. Geleni yakalayacaklar büyük ihtimalle, gelenlerden bir tanesini. Babamız bundan yaptırıyor. Tuzağa düşürtecek babamız. Ha. Cevap geliyor. Çizgi nokta F ile başlayacak bu. Bir dakika lan, çizgi bir dakika. Tamam doğru diyorsunuz. Tank. Tamam dediğiniz gibi tank. Tank. Located. They have worked out the position of the tank. Tankın pozisyonu üzerinde çalışıyorlar. Mesajı alındı dediklerinde bunu anladıklarını düşünmüştüm dedi. Tamam.
Tankın yeri okey. Received over. Received over. Okay. Hı-hı. Şimdi find weapon cache diyorsunuz. Okay. Find weapons cache near woods. Near woods over mu? There's a weapons cache in the woods. Ormanda silah kutusu varmış benim ormanımda. Okay. Tamam. Onu araştıracağım. Let's respond received again. Tamam, gene anlaşıldı diye cevap vereyim. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Okay. Burası bu kadar gerçekçi yapmaya kasmasaydınız be krallar. İnanılmazsınız ha. Yaz baba. Silahı al gel ya. Bunu yaz ya. Silahı al. Peçene koy gel de ya. Pekala. Place. Place. Flagpole. Place flagpole. Flagpole light. Flagpole light. Flagpole light. Light. Ne diyor? Flagpole light. Çizgi. Flagpole light close. Over and out galiba. A close. A close communications. Close communications. That makes no sense. Bunun hiçbir anlamı yok. Nasıl lan? Place, Paul, Paul, place. Bir dakika, place, flag, Paul, light, close communications. Over and out. Okay, so tamam, pekala. After I've been there, I will place oraya gittiğimde oraya bir evin yakınındaki yere bir bayrak yerleştireceğim. Böylece görevi tamamladığımı anlayacaklar. Çantada keklik. Babam bize bunu yaptırtıyor. Gelip yakalatacak bunları ya. Anam ora. The weapons cache. Silahın olduğu yer. Let's go, hadi gidiyoruz. Olay nereden nereye geldi ya? Olay nereden nereye geldi ya? Dur bakalım. Korku gecesi diye geldik de dedektiflik gecesine döndü ha. Bu işten sonra kardeşimizin mevzusuna döndüğümüzde iş gene korkuya sarar, gerilime sarar net. Bak buralar geçen vurulduğumuz yer. Gene bir şey olmasın bize. Bak bir şey olmasın. Hocam burada mezarlar var. Fatihalarımızı eksik etmeyelim. Fatihalarımızı eksik etmeyelim. Oğlum oyun internette
Gerilim dolu anlar ileride çok fazla. Aa, harbi mi? Zaten oyun gerilim oyunu diye geçiyor canım. What is this place? Ha, burası da ne böyle? This never used to be here. Daha önce hiç böyle bir yer yoktu burada. Oh, it's closed from the inside. How can İçeriden I get kilitli. In? Nereden içeri gireceğim acaba? O ne lan? Oha, ne diyorsun ya? Hoca, hoca ora nere? Baba, bizi ormanın diğer tarafına götürüyorlar bak. Bak, bizi söküp takarlar. Bak, yemin ediyorum bulamazlar bizi. Oğlum, oranın geçişi var mı lan? Oraya geçiş yok. Aa, oraya tekneyle mi gideceğiz? Bence oraya tekneyle gideceğiz ha. Tekne vardı ya kıyıda. Bence onunla gideceğiz. Allah Allah, ne oluyor ya? Irmaktan yürüyemiyor değil mi? Ben ırmaktan yürürdüm mesela. Bence tekneye bineriz hocam. Kardeşimizin cesedini bulduğumuz yerde neler var? Aa, bak. Artık tekne kullanılabiliyor. Gizli bölgelere ulaşmak için. Dur kızım, devrileceksin şimdi, alabora olacağız ya. Allah'ını seversen Julia, kendine gel. Vites birden ikiye atmıyor, birde gidiyor. Aa, burası hep dadımızın anlattığı kocasıyla gelip balık tuttukları, takıldıkları, eğlendikleri yer diyor. Hatırladım burayı diyor. Lan? Lan çok korktum, Allah kahretsin, bir şeye çarptık zannettim. Aa bak, buranın üzerine falan bir şeyler atmışlar. Birisi burada yakın zamanda bulunmuş olmalı dedi bak. Ulan suda bir şeye takıldık zannettim. Aha dedim, sıçtık galiba, suya çekecekler bizi. Tunnel? Tünel? Burada. Ben küçükken burada böyle bir şey yoktu eminim. Böyle bir tünel münel yoktu. Hadi buyurun Allah'ım. Gencecik yaşımızda geldik buralara, söküp takmasalar. There's been a whole world underneath us this whole time. Onca zaman burada koca bir tünel varmış.
Sıçtı, hadi buyurun. Buraya lan. Çakmak dayanmıyor değil mi? Allah'ım çakmak yakmıyor. Bize çakmasalar bari. Çakmak diye bizi yakmasınlar bak ya. Vallahi gidiyorum arkadaşlar bir yere de. Bilmiyorum. Burası ne zaman yapıldı acaba? Bile yapıldı. Yani buranın var olduğunu bile bilmiyordum dedi. Ananı avradının be, o el bombaları, silahlar. Yok mu hocam bir taramalı keleş meleş bir şey? Bir UMP verin lan. Biz bu oyunların gizli yerlerini bulmayı seviyoruz. Bu yer beni ürpertiyor dedi. Vallahi ürpertici ha. Nazi Almanya'sından kalma bir şey. Yeraltı sığınağı tünellerinin bulunduğu bir yer. Julian nerelere soktun kendini Julian? Söküp söküp takacaklar bizi ya. This must be a dormitory but no one is here. Burası yatakhanelerin olduğu yer. Kimse yok burada. Ama neden? Graham! This telephone doesn't work. Bu telefon çalışmıyor. Oh, it's probably because I cut that line. Hattı kestiğim için büyük ihtimalle. Dear Brunhilde. Sevgili Brunhilde. Buradaki sıcaklık beni gebertiyor, öldürüyor. Tünel içinde sıkışıp kaldık. Bir şey hazırlanıyorlar, büyük bir şey hazırlanıyor yönetim belli ki. Ama bize söylemiyorlar. Geçen gün devriye yollandık ve yanlışlıkla bir genç kızı vurduk. Hayatımın sonuna kadar bu suçu taşımak zorunda taşınacağım. Umarım seni tekrar görebilirim. Seni çok seviyorum. Sevgiler T. Aa, bizi vuran asker. Bizim öldüğümüzü düşünmüş. We are all hurting so much. Adam o kadar üzülmesin lan. Hepimiz zaten çok acılar çektik dedi. Aa, bizi vuran adamın, vuran askerin yattığı yatakhaneye geldik lan. Herif bizi öldürdüğünü düşünmüş. Bu acıyla ben nasıl yaşayacağım ömrüm boyunca diyor. Finally an exit. Oh, sonunda bir çıkış. I need to find something to confirm that this is in the area. The message they mentioned using a flag. Hayda, bak. Buraya geldik. Fark ettiniz mi? I need to find something to confirm that this is in the area. Tamam, buranın bana söyledikleri yer olduğunu kanıtlayacak bir şey bulmam lazım. Bayrak demişlerdi. Mesajda bayraktan söz etmişlerdi. Gidip bayrağı alıp burayı işaretlememiz lazım. Hayda. Döndük dolaştık, iyi geldik ha. Bak, tüm ormanın altı tünel. Ormanın altını tünellemişler. Bayrağı versene hoca. Şunu bir ver hoca. Yalnız şunu fiziğini çok iyi yapmışlar ya. That will confirm these tunnels are in the area. Pekala, bu bayrağı evimin yakınlarında bir yere asacağım. Böylelikle bana söyledikleri yerin var olduğu mesajını karşı tarafa vermiş olacağım ve görevi tamamlamış olacağım dedi. Şu yorganın, işte bezlerin, bayrağın falan dalgalanma efektini çok iyi yapmışlar ya. Harbiden çok iyi yapmışlar. Helal olsun. Şu bisikletin de tekerine pompa basalım. Buralara bisikletle geliriz ya artık. Gelinecekse şey yaparız. Bisikletle falan geliriz. Ben şuna bir pompa bulayım da. Pompa evin neresinde acaba ya?
Pompa içinde, anam içinde. Wolfenstein'de ben o bayrağı bıçakla kesiyordum. Şimdi nereye asıyormuşuz bunu? Ebesinin cıncığına asacağız şimdi bunu. Yani bizim babamız Nazi mi? Ya baba. Sokacağım şimdi Nazi'ne ha. Göndere çekeceğiz herhalde bayrağı. Aa, tank falan gitmiş mi lan? Hop. Şunu şöyle astım. Anam anam, yavaş kız. Gebertirim seni vallahi. I have done everything they asked of me. Benden istedikleri her şeyi yaptım. That's the end of it. Bu kadar. Umarım doğru seçim yapmışımdır. Aşıklar diye bir başarım kazandık. Eteği belinde. Yar beline, beline sarılamam. Pompa nerede acaba ya? Tünelde annemizin ilacı vardı, kaçırdık. Aa. Annemizin ilacının tünelde ne işi var ya? Annemiz de mi tünelci? Pompa mı lan bu? Yo, böyle pompa olmaz. Pompa nerede acaba ya? Bu evde pompa nerede hocam? Pompa nerede oluyor bu evde? Remember the telephone can be used dialing numbers discovered. 6537. Heh, cenazeyi aramamız lazım. Alo. Yeter ya. Kim aradınız? Hello, it's merhaba, ben Iron K. Evet. Ne istiyorsunuz benden? I'm sorry to disturb you. Yarın sizi için özür dilerim. Sadece bugün ya da yarın hani sizi görmeye gelebilir miyim? Hayır, tabii ki olmaz. Kimse bana gelmesin artık. Bırak beni rahatsız etmeye artık, ırıspı. Aa, anamız o ırıspı dedi. Herif kafayı yemiş olmalı. Annemin kendisine bu şekilde davranmasına izin veriyor olması hiç hoş değil bu adama. Bu adamın. Oğlum anamıza ırıspı dedi lan. Pompa nerede dediniz? Pompa bisikletin üstünde mi? Nasıl lan? Yok ya, ben pompayı gördüm bir yerde. Hocam pompa dediğim buralarda olur. Kilerde olur pompa. Nerede olacak? Kömürlükte olur. Read the diary. Tamam, günümüzü okuyacağız. Şu pompa işini de halledeyim de. Gitmemiz gerekir falan. Hazır olsun her şey ya.
Hah, pompa burada. Şunu alayım. Here's the bicycle pump. Tamam, pompa burada. Şimdi bizim günlüğümüzü bir açmamız lazım. July 19 Temmuz. I retrieved the cameras at the lake. Gölde bulduğum kameralardan görüntüleri aldım. Oradan anlıyorum ki Martha'ya zarar veren benim. I found myself in another horrible dream. Bir dinleyeyim anlatacağım. Remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the white lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Şimdi burada şunu söylüyor. Diyor ki ben Martha'ya zarar verdiğimi düşünüyordum diyor. Onun ölümünden ben kendimi sorumlu tutuyordum. Bu yüzden göl tarafındaki 3 kameradan aldığım görüntüleri derledim, toparladım ve onlara baktım. O geceyi resmen hatırladığım gibi bana yansıttı. Gerçekten suda birisi vardı. Ben onu kurtarmaya gidiyorum, sudan çıkarıyorum. Ama yine de hani bu benim için yeterli değil. White Lady ile buluşmalıyım. O gölde öldürülen kadının ruhuyla konuşmalıyım. Bu delilik olsa da bunu yapmalıyım, farkındayım. Çünkü kardeşime ne olduğunu anlamam gerek diyor. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy. Or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. One, I must reinvoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. Two, a part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. Three, I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. Four, to communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Şimdi diyor ki, Beyaz Lady ile buluşacağız. Büyük annemizin bize dadımızın bize anlattığı şekilde bunu nasıl olacağını dadımız bize anlattı. Bir diyor şey yapmamız lazım. Bu kadının sevdiceğinin mezarını bulmamız lazım. İki, bizim dünyamızdan bir parçamızın onun dünyasına girmesi lazım. Bunun için saçımı kesmem lazım. Üç, tarot kartlarıyla irtibata geçeceğim diyor. Dört, kameramızı kullanarak galiba bir hayalet vesaire bir şeyi göreceğiz. Dördüncü kısımda da onunla birlikte adada buluşmamız lazım. Hani öldürüldüğü yer var ya, öldürüldüğü yere gideceğiz. Peki abi, bu dört adımı yapmamız lazım. Şimdi for ability object connects the lover. Tamam, şimdi öncelikle bir dışarı çıkalım. Bu dört adımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Saçımızı falan keseceğiz galiba. Kendi saçımızı falan keseceğiz sanırım. Şimdi öncelikle bisiklete binebiliyor muyum hocam? Yolumuz uzun. Adanın dibine gideceğiz. Kıyıya gideceğiz. Bir daha yürümek istemiyorum. Oha, çok iyi lan. İleri geri yaparak şişiriyorum. Harbi sürebiliyoruz mu şimdi bunu? Aa, ne diyorsun ya? Ana, iyi la. Aa, iyiymiş ha. Aa, iyi, güzel mevzu bu. Tamam. Şimdi şuradan haritamı açayım. The lover. From the diary I must remember her last putting her in contact with her lover to do this. Diyor ki günlüğüme göre
Kadının kaybını kaybı onun sevdiceğiyle irtibata geçmem, kaybıyla irtibata geçmem lazım. Bunu yaptığımda bunu yapmak için ormandaki mezarlığa gitmem gerekiyormuş. Ne diyorum? It must be foggy, be able to follow a spirit tripod. Abi şey, yatacağız. Gidip yatalım önce. Vakit geçmesi lazım. Sabahın köründe bu işlerin hepsini, bu dört adımın hepsini sabahın köründe, sabahın sisli saatlerinde yapacağız arkadaşlar. Uyuyup uyanmamız lazım. Ben öyle anladım. Aa. Uyumayacağız mı ya? Sabahın sisli vakti diyordu. Allah Allah, ben uyuruz diye düşünmüştüm ya. Burası orası. Ormanın içindeki mezarlık dediği yer şuralar falan olsa gerek. Başka ne diyor? It must be foggy to able to photograph spirit. Evet, fotoğrafta ruhun fotoğrafını çekebilmek için gözle görünmeyeni gösteren bir lens bulmuştuk ya. Onunla şey, ruhun fotoğrafını çekeceğiz. Bunun için tripod'a ihtiyacımız var. Ha, tamam, tripod'u da alayım. Tripod'u da aşağı mı koymuştuk? Tripod'u da gideyim alayım. Aa, tripod buradaydı. Nereye? Ha, burada. A tripod is necessary to take photos tamam. With long exposures. Bunu da aldık. I have found what I need to take infrared photos. System to take infrared photos, I need a special infrared film. O da var. The tripod, tamam, okay. Bunlar tamam. Şimdi biz sabaha nasıl bekleyeceğiz? Ben onu anlamadım ya. Şuraya otursam sabah olur mu ki? Ha. That raven is making a big fuss. Şu karga niye bıt bıt ediyor ya? Nerede o? Maybe it's the same raven that killed that. Ha, belki o serçe vuran kargayla aynı kargadır. Karga ne zaman ötse kontrolcü tutuyor bu arada. Yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Öyle bağırıyor ki ölüyü diriltir eşşi ol eşek. Nerede bu? Ha, gitti şerefsiz. Kaybol lan. Abi bizi bir yere mi çekiyor bu? Hayda. Thank you.
dress. Kıyafet. It's made from the same fabric I found. Gölde bulduğum kumaşla aynı kumaş. In fact, it is torn. It must be my mother's. Benim annemin kıyafeti olmalı. Aman yarabbim. Ne oluyor lan? I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Martha'nın öldürülmesiyle annemin bir alakası olabilir mi diye düşündüm. Bu düşünce içerisinde kafayı yemeye başladım. Saatlerimi bu düşünceye verdim. Hatta öyle bir düşündüm ki cenazeye gitmeyi bile unuttum. Asla beni sevmezdi. Ama hiç de annemin böyle bir işin içerisine gireceği, beni öldürür, yani benim öldürülmem konusundaki bu mevzunun içerisinde bulunacağını hiç düşünmezdim. Yani böyle bir şey olacağını düşünmem dedi yani. Ne kadar sevmesi de annem beni öldürmez ya. Anne evladını öldürmez düşüncesiyle hani kafamda hep döndü bu düşünce dedi. Ne oluyor arkadaş ya? Ne oluyor kurban olayım? Ne oluyor ya? When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. Aa, bir dakika. Burası telif meylif, salla burayı. Burayı dinlememiz lazım. Burada söylediği şu. Vallahi diyor, Martha şarkısı dinlemeyi sevmez, Julia severdi. Anlamalar umurumda değil. Ben Julia'yım. Ve yani düşüncelerimden dolayı bu şarkıyı anlasınlar anlamasınlar dinleyeceğim dedi. Dinleyelim. Aa, piyano çalmayı da bilen biziz. Martha değil, Julia. Aa, anlamasınlar lan. Bu şarkıyı da çalmayı bilen Julia, Martha değil. What's going on here? Neler oluyor burada? Julia? Is that you? Bu sen misin? No. Hayır. It's not possible. Bu mümkün değil. Martha's never played. Martha she çalamazdı. No. Hayır. This is madness. Bu çılgınlık. Ama yarabbim. So, öyleyse Martha mı? I understand now. Şimdi anlıyorum. You can get all of the attention, right? Tüm dikkati üzerine çekmek istedin, değil mi? You were jealous. Kıskançsın sen. Kıskandın onu, değil mi? Çünkü o mükemmel bir kızdı. Sense işe yaramaz aşağılın tekiydin. How did you manage to convince her? Nasıl onu yerine geçmeyi istersin? Şimdi anladım. Ama o benimle konuştu. Ben anlamıyorum. Hiçbir anlam ifade etmiyor bu. Seni deliler hastanesine kapatacağım. Duydun mu beni? Yeter bu kadar. You will pay for what you've done. Yaptığının bedelini ödeyeceksin. Cursed lunatic. Seni lanetli pislik. Sana işkence edecekler. Aklındaki yaratığı ortaya çıkartmak için. Oğlum anneye bak, bu neymiş la? Annemizin bizi öldürmüş olabileceği, yani bizi öldürme girişimde bulunmuş olabileceği düşüncesinden dolayı saldı Julia artık. Sokarım lan dedi, anlarlarsa anlasınlar dedi. Sözleri keskindi, bıçak kadar. Ona ben olmadığımı söylemeye çalıştım. Masumluğumu gösterecek fotoğraflar gösterdim ona. Ama bana kızdı, çılgınsın, delisin diye bağırmaya başladı. Elindeki her şeyi bana atmaya başladı. Gözlerimi kapattım da hani beni soktuğu karanlıktan çok daha büyük karanlıktaydım hani. Feelings I had when I was little. Küçükken hissettiğim duyguları hissediyordum. Çok korkunçlar şey. Bir çocuk, küçük çocuk kadar korkuyordum. I went walking in the woods early the next morning. Ertesi sabah erken saatlerinde bu olaydan sonra Lady ile buluşmak için ormanda yürümeye başladım. Talk to me, Julia. Konuş benimle, Julia. You know I love you. Seni sevdiğimi biliyorsun kızım. I just want to understand what happened. Sadece neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. I am happy you are. Hayatta olduğun için mutluyum kızım. Even if we have lost Martha. Martha'yı kaybetmiş olsak bile sen hayattasın en azından. Annen çok geçirdi. Sana zarar vermek istemedi annen. Sana onları söylemek istemedi. Hani bunlar olmasına rağmen babam hala dengeyi kurmaya, aramızı yapmaya çalışıyor. Beni rahatlatmaya çalışıyor.
falan dedi. Marta'nın ölümünden 5 gün sonra gölde Lady ile buluşmaya gidiyoruz. Ama önce mezarlıkta bir fotoğraf çekeceğiz. Sonrasında ne var? Aa, bisiklet. Dur lan, bisikleti alıp gideyim. Oğlum neymiş? Babamız iyiydi. Annemiz ne şerefsiz ya. Biz ne yaptık oğlum annemize bu kadar? Ya bu kadının bizden nefret etmesinin sebebi ne lan bu? Bir de yani ben biraz yumuşatarak çevirdim ha küfürleri. Öyle böyle küfür etmiyordu. Yani affedersiniz, ne kaltaklığımız kaldı ne bir şeyimiz kaldı yani. Seher Kurtoğlu, Seher YouTube'un şey, YouTube diyorum, Facebook'un saçmalamasıdır o, sen aldırma ona. Oğlum üvey evlat falan mıyız lan biz? Ya da annemiz acaba bizi başka bir ilişkiden mi doğurdu? Babamızdan mı saklıyor, nedir? Biz istenmeyen gecenin meyvesi miyiz ya? Zil yok mu lan? Ah lan. Eskiden şey vardı. Semiha mıydı? Semira mıydı? Üvey kız. Hep babadan dayak yerdi. Annesi severdi, babasından hep dayak yerdi. Şerefsiz de bir kardeşi vardı, üvey kardeşi. Semiha mıydı ya? Semiha. Biz o muyuz ya? Lamia, Lamia. Ha. Üvey kız Lamia. Hatırlarsınız. Aynen aynen. Biz o muyuz ya? Julia, Lamia. Bak benziyor da ha. Aa, hayvanı yarmışlar. Oğlum biz yalnız ikiziz, nasıl şey olalım lan, üvey olalım? I can't ride here. Better walk on foot. Ne demek süremem ya? Oo, bu bisiklet niye var kardeşim? Bizim ayağımızı yerden kesmeyecekse niye var bu bisiklet? Aynen, eski dizi Lamia, bilirsiniz ya. Ulan o zaman da o baba, onu sürekli döven babasını şerefsiz bir adam olarak anılıyordu ya. 10 numara hani Türk sanatının efsane oyuncularından da, o karakterinden dolayı hep küfürler yemişti zamanında. Ne bulacağımı bilmiyorum ama ne yapabilirim ki başka? Umarım bu mezarların içerisinde bir şey gizlidir. Umarım görünmeyeni gösteren film bana bir şeyler ortaya çıkarır. Silver base. Okay. Use camera. Şimdi lens değiştirmemiz lazım. Extra IR lens. Blue filter, red filter. Bu değil. Bu değil. Değil. Infratrans dediği galiba ya. Tripodu bir takayım. Ha, required set zone yazmış zaten, tamam. Ne diyor? Fokus. Hocam şunu bir şöyle yaparsak, benim bir fokusa ihtiyacım var. Hah, bismillahirrahmanirrahim, çekiyorum. Ne çıkacak acaba ya? Ne yapacağız şimdi? Gidip fotoğrafı yapacağız değil mi? Abi gidip fotoğrafı yapmamız lazım. Lan çok korkuyorum, fotoğraftan ne çıkacak acaba ya? Arr! Diye bir şey çıkmasın böyle fotoğraftan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Aa! O ne lan? Biri oturuyor lan. Oğlum mezara oturmuş biri. Günah lan, kalk oradan. Allah çarpar. Hemen cincini oturtacağım. Hiç merak etmeyin. Fotoğrafı yakmak diye bir şey yok. Söz konusu bile değil. Unutun onu. Hemen ben cinciyi yerleştireceğim. Hazır, bekle. Hop, cincik. Aa! Aradığım mezar bu. Bir mahkumun ruhu. White Lady'nin bu dünyaya sıkışmış, diğer dünyaya ulaşamayan şeytanın onları ayırdığı sevgilisi ve kendisi gibi. Tamam, mezarın hangisi olduğunu bulduk hocam, yürü. Çok tırsıyorum şu kapıyı açtığımızda bir gün bir şey olacak falan. Harbi sıkıntı işler ya. Hayalet çıplak mı? Lan ne yapsın, takım elbiseyle mi dursun? Hayalet lan o. Mezarda ne yapsın? Kefen mi kalır? Toprakta kefen mi kalır? Yer onu örtü böcek. Toprağın içinde aşınır gider o. Ya takıldığınız şeye sok. Aa, terbiyesiz çıplak bu. Hocam bismillahirrahmanirrahim, basmayalım günah olmasın, aman diyeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Abdestli geleydik ya. Aha. Haç buldum lan. Eğer bunu takarsam büyük ihtimal Lady onunla konuşmama izin verecektir. Tamam. I'm missing the element that connects my world to that of the White Lady. Oh, the lake. Of course. Tabii ki Beyaz Lady ile göl üzerinden irtibat kuracağız. That I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now, in a world that is both mine and hers. Tamam, şimdi White Lady. I will need an object to connect. Tamam, buradan şeyimizi alacağız. Buradan personal object alacağız. Sonra adaya gideceğiz. Onun öldürüldüğü adaya. Kıskançlıkla öldürüldüğü adaya. Haydi ya Allah. Ya baba, Allah aşkına fotoğraf çekmekten ruhla konuşmalara nasıl gelebildik biz ya? Bin bir tane hikaye sunuyorum arkadaşlar size. Bir sürü maceradan, bir sürü olaydan, bir sürü hikaye. Aa, orman sisli. 5000'den fazla video çektim. Her birinde farklı bir hikaye ya. Çok şükür. Bunun hikayesi nasıl final gidecek göreceğiz. Bu arada müthiş bir finali var deniliyor. Müthiş. Yani müthiş bir finali olduğu söyleniyor. Göreceğiz. Morse alfabesi yazdığına, bu fotoğrafları çektiğine, bu ormanda gezdiğine harbiden diyecek. Ulan vay anası, ne hikaye yazmışlar ve denilecek bir finali varmış. Göreceğiz. O ne lan? Ha, taşmış. İleriden sağ yap, köprüden geç, düzden devam et. Baba sonunda Jacko'nun babası ben çıkmayayım da aman diyeyim ha.
Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. Şuradan kıyafetlerimizi alacağız. O gün bu kıyafetleri giyiyorduk. Suya girmek için bunları üzerimizden attık ya. Hatırlarsınız. Sudaki bedeni kurtarmak için. Tamam, o günkü kıyafetlerimiz. Hadi bakalım, giyelim şunları. Umarım işe yarar dedi. Now that I have everything I need. Pekala, irtibata geçebilecek Lady ile irtibata, her şeyi buldum. Artık adaya gidebilirim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, hayaletle konuşmaya gidiyoruz ya Rabbim. Sen yani hayırlara vesile et, kurban olduğum. Yani muhtarla falan konuşmaya gitmiyoruz. Hayaletle, hayaletle. Haydi selametle. Şura bizim ev değil mi lan? Benim anlamadım, bizim anamız, babamız neredeler ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Oğlum bir anda ses değişir mi öyle hayvan? Bir saniye dur. Hayalet Hanım, nasılsınız? This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Efsaneye göre sevdiğin onu astı yer burası. Öldürüldüğü yer burası hocam. Bir şey var galiba. Taş mı atacağız, ne yapacağız? Lan ne düşürdün? O ne? Ha, film mi? A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. Aa, bu filme bakmamışız. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots would capture the moment of Martha's murder. Martha'nın katilini belki çekmiş olabilirim bu fotoğrafla. Böylece cevap bulabilmiş olurum. Gerçekten annem miydi? Tamam, eve gittiğimde bunu hızlıca bunun da fotoğrafını yapacağım ama önce White Lady ile konuşmam lazım. Kıyafetin içinden film çıktı. Belki kardeşimizin öldürüldüğü gece birisini fotoğrafını çekmiş olabiliriz, kardeşimizi öldüren kişiyi gösteren. I will wear her lover's cross to draw her to me. Sevdiceğinin haçını taktım onu kendime çekebilmek için. Ananı satayım, ne oluyor lan? Ha, saçımızı keseceğiz. Benim dünyamdan ölünün dünyasına verilecek bir a lock of my hair. Hediye. To enter into her world. Onun dünyasına girmek için. I will use the tarot cards to communicate. Tarot kartlarımızı kullanacağız onunla irtibata geçmek için. Like I did with Nanny. Once two cards have been chosen, it should be 10 kart olacak. İkisini seçerek başlayacağız. Tamam. Tıpkı küçükken dadımızla yaptığımız gibi. Baba, bu tarot işleri beni çok korkutuyor ya. Var mı aranızda tarot bakan? Ha? Var mı? Bakmayın. Bakmayın. Anınız. You camouflage yourself in the woods to kendini kamufle ettin ve ormana bana geldin, ormanda bana geldin. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with enerji sembolleriyle benimle irtibata geçmeye çalışıyorsun diyor.
Ne oluyor lan? Benim acımı beni ortaya çıkarmak için kullandın. Abla kusura bakma. Nasıl cevap yok sende ya? Ben sadece bir bedenim. Tıpkı hava gibi, tıpkı su gibi. Hareket etmek ve ilerlemek ve nefes almak için bir beden. O ne demek abla? Ne diyorsun ya? İşe yaradı. Şimdi iki kart seçmem lazım. Pekala. Hocam bir bunu seçerim ben. Chariot. İkizler. Kule. You do not have control of yourself. Sen kendini kontrol edemiyorsun. There is a dark figure. İçinde bir karanlık yer, karanlık var. Bir karanlık senden beden var. Yaralarından besleniyor. Yapmayacağın şeyleri yaptırıyor. Hoşlanmayacağın şeyleri yaptırıyor sana. O senin tutkuların, suçun, günahın. Senin benliğinin karanlık tarafı. İçinde bir karanlık taraf var diyor. Aptal. Ayıp oluyor ama küfür böyle aptal maptal. Aptal, asılı adam. You will no longer be able to tell light from darkness. Sen artık hani karanlıkta ışık olmayacaksın dedi. Işık olmayacak. So subtle. You are alone and you will remain alone. Aa diyor ki sen bundan sonra yalnızsın ve hep de yalnız olacaksın. Anıların seni terk ediyor. They are your only true companions. Hayda ne diyor lan bu? Now they take the place of your happy childhood. Şimdi senin o mutlu çocukluğunu da yerine alıyorlar. And they may return to keep you company. Aa çocukluktaki mutlu anlarımız da artık bizden uzaklaşacak. Hiçbir şeyin kalmayacak. Çocukluktaki anılarını da unutacaksın ve yapayalnız kalacaksın. Hep de yalnız olacaksın diyor. I can sense that you want to know who did it, but kim yaptığını öğrenmek istiyorsun ama cevabı ben bilmiyorum. Onu kendin bulmalısın. Kardeşini kim öldürdü kendin bulmalısın. Asla ön kapıdan girmeyi, kalbe ulaşmak istiyorsan asla ona direkt ulaşmaya çalışma. Belki de ikiz kardeşindedir aradığın cevap. Ölmüş olsa bile arkamızda izler bırakırız değil mi? Eğer şeylerin, bir şeylerin hani esasına bakarsan diyor orada cevapları bulabilirsin diyor. Ay, sana baktığım zaman dedim her şeyim tamam. Şeytan, ay şeytan. Bazı ruhumuzun bir parçası sevdiğimiz insanlardır aydır. Hani onlar gittiğinde hani o ruhun o parçası bizi mahveder. Yarası derindir ve iyileşmez kaybettiğimiz insanların yarası. Ölüm korkuya, kader işte hani facilities neyse ona sebebiyet olur. Ama kilise güvenli yerdir. Orası hani işte hani kutsal evdir. Kader ışıktır. Onu kaybetme. Işık senin kaderin. Eğer bu kaybedersen bulman zorlaşır. Ve acı içerisinde o ışığı kaybedersen, o kaderi, umudu kaybedersen karanlık içerisinde acıyla kaybolursun. Hierophant. Ne demek la bu? The daughter, kız, ev, anne. The daughter comes from the mother's house. Kız annenin evinden geliyor. Then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. Ve o kadın tekrar anne oluyor. Bu döngü kırıldı. Oğlu bulman lazım, evladı. Asıl günahı sana yansıtacak olan o olacak. Işığı sana veren onu almanı, kontrol etmeni istiyor. Ha diyor ki o ışığı sana veren o kontrolü almaya çalışıyor. Hayatını kontrol etmeye çalışıyor adım adım. Onu... Anam Allah'ım!
Ananı yiyeyim senin. Aklım gitti gerizekalı bok. İstesem ben veririm onu zaten. Bok. Ben onu istese çıkarır veririm. Aklım gitti ya. Nasıl adapte olduysam, nasıl adapte olduysam bitirdi beni ya. Ne oldu, suya mı çekti lan bizi, ne oldu? Ya iste çıkarayım vereyim. Yemin ediyorum hayalet olmasın, çok affedersin ama bunu ben seni popona sokardım yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ne oluyor? Anam. Lan sudan çıkamıyorum. Lan doğa beni, dünya beni kabul etmiyor. Annemizde sıkıntı var, ben sana diyeyim mi? Annemizde sıkıntı var. Annemizde sıkıntı var. Ya annemiz ya dadımız. Ne Marta izlet, Mete izlet. Marta izletmiş. Ağam ne oluyor, ne oluyor? Çocuğu bul dedi, çocuğu. Hamilelik, mamilelik mi vardı? Bizim kardeşimiz... Oğlum Marta'nın çocuğu mu vardı? Ya ne oluyor ya? Beyaz kadın. Şu anahtarı ver belanı. Allah belanı ver. Dur bir artık. Aa, küvette uyandık. Daraldım ya. Speaking with the white lady confused me even more. Beyaz lady'li konuşmak benim kafamı daha fazla karıştırdı. Ama en azından artık anahtarım var. Aa, bu anahtar şey değil mi lan? Bizim şu odanın anahtarı değil mi? Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Çıplak mıyız? Yok değiliz. Neyse. Oğlum bu anahtar... Ha şey mi bu? Ben Julia diye yazılı odanın anahtarı zannettiydim. O zaman bu Marta'nın şeyi, kutusunun anahtarı. Aha. Aç. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. July 16th. Bir okusun bakalım. Dear sister, sevgili kızım. I entrust my secrets to this letter. Bu mektupta sırlarımı seninle paylaşacağım. Eğer bunu okuyorsan, hiç düşünmediğim bir noktaya gitmiştir işler ve sen orada değilsindir. Öncelikle ben hani çılgın değilim, asla da deli olmadım. It worked. In fact, mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed. Ya buradaki deaf demek sağır anlamında mı, duyarsız anlamında mı ya? Do I have any other secrets? Unfortunately, yes. But a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Oğlum kafa aklıma bir şey geldi. Olur mu lan? Sanmıyorum. Kafanızı iyice patates etmek istiyorum. Biz yönettiğimiz karakter Marta'nın çocuğu olabilir mi? Marta'nın ölümünün sebebi bizim onun doğumda onu öldürmüş olmamız. Annemizin de Marta'yı nasıl seviyor olması. Doğan çocuğun biz olmamız. Bize bakmak istememesi annesi falan. Olabilir mi lan öyle bir şey? Ananı avradını. Bir dakika şimdi, bir saniye. Benim bu recording'i tekrar dinlemem lazım. O bana müsaade etmedi. Her şeyi bir dinleyeyim, öyle abi söyleyeceğim ne dediğini. Ne anlattığını öyle söyleyeceğim. Biz kardeşi diye çocuğunu mu? Yok lan öyle bir şey olmaz ya. Ben çok uçtum. Sağır duymaz uydurur derler ya, benim o. Hi Julia. Merhaba Julia. Bunlar çok absürt gözükecek biliyorum ama bu benim ve bu da benim sesim. Aa, Marta konuşuyor şu an.
We are equals in this sense too. Well, it's obvious. Yani really. Biz deyiz bu. Hani, sanki sen benim sesimle ya da ben senin sesinle konuşuyormuşum gibi olacak. Aramızda sır olmasını istemiyorum. Sana bunu söyleyecektim ama ben hamileyim Julia. Lapo'nun çocuğuna hamileyim. Biz seks yaptık ve sana hiç cesaretim olmadı bunu söylemeye. Sana bunun zarar vereceğini düşündüm. Çok utanmıştım ama şimdi bu çocuğu nasıl bu dünyaya getirebilirim ki? Çocuk büyümeye başladı. O zaman mı söyleyecektim? O yüzden hani yüzünde kıyafetlerimi çıkarmamaya çalıştım senin gözünü. Ama ne kadar saklayabilirim ki? Dün bana göle gidelim mi dedin sabah erken saatlerinde. Sen uykucu, erken saatlerde. Çocukken yaptığımız bir ataklarımızı değişmek istedim. Şafakta uyandım ve seni uyandırmak istemedim. Kıyafetlerinden birini giydim. Öldüğünde kıyafetimizi giyiyor olmasının sebebi buymuş. Ayın 16'sına döndük. Lan bir dakika. Şu an Marta'yı oynuyoruz. Şu an gerçekte Marta'yı oynuyoruz. Bak bu Julia. Oyunun başından beri oynadığımız kız şu an. Bak geçmişe döndük. Eskilere döndük. Geçmişe döndük. Bak burada şey çerçeve boş. Şu an Mart ayı oynuyoruz. Ayın 16'sı. O gün bize yani Marta uyandığında demiş ki Julia, abla demiş Marta demiş sabah göle gidelim mi demiş. Ama uykucu uyanmamış. Dürtmüş Marta uyanmamış. Bak ve o gece yatakları değiştirmişler. Şu an yatakta yatan Julia. Aha. Dur kıyafeti giymedi ama. Onun kıyafetlerinden birisini giymemiz lazım. Şey yapmamız lazım. Julia'nın kıyafetini giymemiz lazım. Anneme senin hamile olduğunu söylediğim bir not yazdım. Benim değil. Sonra göle gittim ve masaya bıraktım gitmeden önce de bu kağıdı. Bulmuştuk ya annemizin odasında. Not. Marta şey diyordu, anne Julia hamile, göle gidip göbeğine bakarsan anlarsın falan diyordu. Bu notu Marta yazıp annesi gidin odasına bırakmış. Daha sonra seninle konuşmam gerektiğini hissettim ama daha sonrasında bir kayıt cihazı olduğunu hatırladım. Fotoğrafları yaptığımız karanlık odada. Seninle konuşmam gerektiğini hissettim ve oraya gidip kayıt yaptım diyor. Julia'nın kıyafeti. Bir de o kıyafetten dolayı Julia öldü zannettiler zaten. Annemizin hani Julia öldü zannetmesi sebebi. Göle gittim ve sen gibi davrandım. Ben senin sesin olacaktım. Yıllarca acı çektiğini biliyorum. Senin aksine hani annem hep sana zarar verdi ve bu benim hatamdı. Benim yerimi al kız kardeşim. Has. Olaya bak. Diyor ki annem diyor yıllarca diyor beni bir en çok sevdiği evladı yapıp hep de benim böyle moralimin bozulmasına acı çekmem hep sana bağladığı için yıllarca hep beni üzen ve yapılan her şey benim üzüldüğüm her anda acıyı çektiren kişi olarak seni gördü annem diye kardeşi Julia'dan bahsediyor. Şimdi diyor ki ben senin gibi giyindim diyor. Sen de hamileymişsin gibi yazıyorum diyor. Senin gibi giderek gölde intihar öldüreceğim kendimi diyor. Ve böylelikle diyor ki aslında seni öldü zannedecekler. Sen benim yerime geçeceksin ve ailenin sevilen kızı, annemin sevilen kızı olarak hayatına devam edeceksin. En azından bundan sonrasını böyle mutlu mesut yaşa. Ben zaten söyleyemem bir çocuğum olacağını. Beni gebertir. Ben kendim gidip intihar ediyorum. Bari ben yaşayamayacağım. Sen mutlu yaşa diye kendini feda ediyor ablası. Ananı avradını. Plana bak. Ah be Marta. Merhaba Julia. Falan diye kaydediyor şimdi işte. I was upset.
Unbelievably upset. Çok üzülmüştüm. İnanılmaz şekilde üzgün olmuştum. 16 Temmuz lanetli bir gündü. O gün beni Marta uyandırmadı. Aa bak, Marta'nın uyandırmadığı gün. Şimdi bir anda uyandık rüyamız şeyimizden, uykumuzdan. Okey, çantamızı alıyoruz. Hayda, sen hikayeye bak ya. Martha wasn't there and we were supposed to go to the lake together. Yatağında değildi ve göle o gün birlikte gidecektik. Hatta yatağını bile yapmıştı. Yapmaz normalde. Annem erken uyandırdı beni. Belki de ilaçları için uyandırmıştı annem onu. Ya da bir şey yapmasını istemişti. Belki de annem uyandırmıştı diye düşünmüştüm o sabah. There was a dress missing from my wardrobe. Dolabımda bir kıyafet eksikti. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed. Martha beni anlaştığımız şekilde uyandırmamıştı. Hep uyuyakalırım ben zaten. I simply decided to go out and dışarı çıkmaya ve gidip fotoğraf, kendi başıma fotoğraf çekmeye, Marta olmadan fotoğraf çekmeye karar vermiştim. O yüzden dışarı doğru gittim. Julia piyanoyu çalınca Marta'nın bunca fedakarlığı boşuna mı gitti yani? Ah dur oğlum, neler oluyor? Allah'ım kafa yer, çok iyi ya. Ne güzel kurgulamışlar hikayeyi. Şu an geçmişi oynuyoruz hala. Sisli bir sabahtı. Ve şafak yoktu. Korkunç bir şey olacakmış gibi bir işaret vardı gökyüzünde. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. Annem çok sevdiği Martha'yı kendi elleriyle öldürmüştü. Ben onun yerini almıştım. Beni asla affetmeyecekti annem. Belki de hani Martha da affetmeyecekti. Hani bu durumu açığa çıkarttığımız için. Annemizin gözündeki tahtına, Martha'nın tahtına Martha olarak biz oturmuştuk. Kendimi savunmak için babamın silahlarından birisini aradım. Ne aptal bir küçük kızmışım. Hala bir fotoğraf vardı yapmam gereken. Belki annem suçlu bile değildi, bilmiyorum. Sadece Martha'nın hamileliği hakkında bir ipucu arıyordum. Şu an günümüze geri döndük. Abi direkt aşağı yürüyün. Yürü. Telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. Aa şey. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? Geç kalınmış bir telegraf geldi. Kutuya koydular. Mailimiz var, mesajımız var, bakarız. The New Zealanders conquer Tavernelli in the eastern sector of the battlefield. New Zealanders Tavernelli'yi şey yapıyormuş. İstila ediyormuş. Conquer Tavernelli. The 6th South African Armored Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Philly Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Dur tam çayın sırası dur. Hitler'e saldırı mı oldu lan? Aa bak buraya bırakmış postayı. Hani ne güzel posta kutumuz. Dear Mrs. Irene K. Sevgili Mayan Irene K. Aramanız sonucunda Dr. D'den gelen telegramını sunuyoruz. İsteğiniz kabul edildi. While we wait to avoid the girl taking any extreme actions. Annemiz bizi şikayet etmiş. Davranışlarından dolayı, fiziksel ve psikolojik davranışlarından dolayı bizi alacaklar. Thank you for your generous and charitable donation to our institution.
Ayrıca enstitümüze yaptığınız... Aa, deliler hastanesine yatırıyor hakikaten annemiz bizi. Bir de üzerine para vermiş annemiz. Annemiz her şeyi anladı ve bizi deliler hastanesine kapatmaya çalışıyor. Numara kaçtı? Belki de bizi öldürmeye çalışacak orada ve herkese intihar gibi gösterecek. Anam anam anam, dur. Enstitü neydi? 0782. Annemize bak. Hitler öldü galiba lan. Değil mi? 07. Hadi oğlum hadi hadi hadi. 07. Kıram şunu hızlı yapamadan. Esra Lima gidek de şey diyek bari arayak da. Ben vazgeçtim ya, kızımla mutluyum diyeyim bari. Diyebiliyorsak annemiz gibi davranalım. Voltaire Psikolojik Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi. Hello. Merhaba. Julia K'nin hastaneye yatırılmasıyla ilgili bir bilgi aldık. Bu istek reddedip iptal edebiliyor muyuz diye soracaktım. Aa, üst mertebeler. No, I haven't received any telegram. Then you must hurry. If you go to the town hall and discuss the issue with them, they can approve the cancellation. Thank you. Goodbye, madam. Aha. Dedik ki, ya bu isteği, kızımızın yatırılması isteğini iptal edebiliyor muyuz? Biz vazgeçtik falan muhabbetine getirdik. Onlar dedik ki, yani bunu üst mertebedekilerin şey yapması lazım. Anladım. Ben öyle anladım yani. İptal etmesi lazım. Telegram gelmedi mi ya size? Telegram gelmiş olması lazım dedi zaten. Telegram gelmiş olması lazım dedi. Bize dedi ki yok, telegram gelmedi, biz bilmezdik falan dedik. Ondan sonra da şey dedi bize. Dedi ki o zaman dedi şehir merkezine giderek dedi onu iptal prosedürünü başlatabilirsiniz falan filan dedi. Abi şu fotoyu da bir yapalım dedi. Şu kıyafetin içerisinden fotoğraf çıkmıştı ya. Aha. Ah, annemiz mi lan? Kardeş, go to the dark room now. Not when she's around. Aa, annem oradayken olmaz. Annem bir şekilde oradan uzaklaştırmalıyım. Aslında cenaze mezarlığa da gidiyorum. Gidip orada Martha'nın gerçekten şey olup hamile olup olmadığını anlayabilirim dedi. Cemetery dedi. Mezarlık burası mı lan acaba? Olabilir ha. Şu bisiklete bin bakayım mı? Abi ne şerefsiz annemiz var ya. Kesin öldürdü. Annemiz öldürmeye çalıştı zamanında bizi. Kesin. Ama neden? Niye? Evladını sevmiyor diye öldürmek ne demek? Anne evladını niye sevmez la? Kız sür vites attır biraz. Ne yapacağız? Kardeşimizin mezarını mı açacağız? Martha is in the family crypt. Martha aile mezarlığındaydı. Orada çok korkunç. Hatırlamıyorum ama dadım bana çocukken oraya gidermişiz diye anlatırdı. Merdivenlerden inip ne kadar cesur olduğumuzu gösterirmişiz. Kimse o ilk adımı atmazmış. Şimdi ise Martha o aşağıda, karanlıkta, yalnız başına. Çok korkuyor olmalı. Ah lan. Ne yapacağız abi? Cenaze cesedi falan? Ah, hayaletin dediklerini duyuyoruz. Kimin yaptığını ben söyleyemem ama onu sen kendi öğrenmen gerek. The crypt is here. Mezar burada. Not now. Şimdi olmaz. Let's hope the caretaker isn't around. İnşallah mezarcı burada değildir. O adam beni daha çok korkutuyor. Abi mezarı bulmamız lazım. Pekala. Nerede? Bizi Julie diye gömdüler tabii. Değil mi? Yok, bunlar değil galiba. Aa, Lapo. Ana, bacakları kopan. Kardeşimizin şeyi. Kimse sulamaz bu bitkileri. Ben sulayayım. Mezarlığa bakan adam bile yapmıyor bunları. Eniştemizin mezarını sulayalım ya. Günahtır.
Şuradan mı gitmemiz lazım acaba? Anam. Bak gölgemize bak, çantamız falan çok tatlı duruyoruz lan. Şimdi merdivenlerden aşağı inme falan dediğine göre bir yerden aşağı inmemiz lazım. Karanlık maranlık diyordu ya. The flowers. Ha şey, önce sulamayı mı yapacağız? Tamam. Bulduğumuz filmi daha şey yapamadık, basamadık çünkü annemiz kapıda bekliyordu. Oradayken yapamayız. Ne yapıyorsun? Diye girdi kapımıza. The watering can is empty. Aa, nasıl ya? Aa, karga geldi. Onu bunu çocuk. Huş. Sık. Hadi. Gitmiyor da bak. Suyu nerede koyacağız ki? Ha, çeşme şurada. Oyunun detayları çok güzel ya. Karga az önce de orada mıydı? Aa! Nasıl ya, ben nasıl görmedim onu? Oğlum benim gözüm harbi bozuk ha. Benim harbi diyorum gözüm bozuk. Ben diyorum size, ben asansör düğmesi gibi gözüm var benim diye ya. Maşallah. Ana bir de. Hadi bir de Fatiha. Lapo, gözümün önümde olsa ne derdim sana bilemiyorum. Martha'nın beni uyandırmaması ve uyuyakalmış olmam için zaten çok kızgınım kendime. Senin kaybın, yaşananlardan sonra hiçbir şey anlamlı gelmiyor. Seni buraya yani gömdümelerine sevindim. Biz komşuyduk, aile mezarlığımıza gömülmene sevindim. Goodbye, Lapo. Elveda Lapo. Yakında seninle tekrar karşılaşacağız. Yakında karşılaşacağız derken. Şimdi Martha'yı arama vakti. Martha'yı nereye gömdüler acaba? Martha'yı nereye gömdüler ki? Abi Martha kesin, Martha hamileydi işte. This door is locked, but I must get in. Bu kapı kilitli ama içeri girmem lazım. Belki bu kilidi kırabilecek bir şey bulabilirim dedi. Tamam, kapıdaki şey. Kilidi keser, şey alacağız. Eniştemize son duamızı da ettik. Hocam aşağı falan iniyoruz. Ne yapacağız aşağıda ya? Kilidi kırmak için harika. Mezar görevlisi gelmeden hemen gidip yapmalıyım dedi. The Crown çıkmasın. Filmi izleyen bilir. Allah Allah. Neymiş o ya? Film. Crown. Bilmiyorum onu. Yavaş. Everyone takes a side. Herkesin bir tarafı vardır. I find myself siding with my family. Ben ailemin yanındayım. I'm not sure whether it is ama right. Ama doğru mu bilmiyorum. Instructions for the automatic telephone. Aa, otomatik telefon makinesinin. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone. Tamam oğlum, biliyoruz. Bring the receiver to your ear. 0573'ü aramak için. Continuous tone. Tık. Tık 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 tık. Oğlum biliyoruz, bize mi anlatıyorsun? Until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. Hadi bakalım. Enough. Yeter. I can't go on like this any longer. Daha fazla böyle devam edemem. Bir şey olmamış gibi davranamam. Ailem Nazi'nin ellerinde katledildi.
An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Hani bastards, kızım hani what am I supposed to do with gömülmedi bile falan dedi. I want to end it, but bunu not bitirmek istiyorum ama birkaç Alman'ı da ben öldürmeden olmaz dedi. Beni artık görmeyeceksiniz ama beni çok duyacaksınız. Direniş çok yaşasın. Italia. İtalya, sen çok yaşa. Allah Allah. Bunlardan birinin anahtarı bu ha. Ah vallahi aşağı giden yollar. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. I can see why we were scared as children. Çocukken neden buradan korkmuştuk anladım. Burası gerçekten korkutucu bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bir şey olmasın ne olur. Marta? Kız benim ha. Saçmalama sakın bir şey yapayım deme. Anam anam anam. Allah yavaş lan. May God forgive me for what I'm about to do. Yapacak, yapmak üzere olduğum şey için beni affet Allah'ım. Marta, sen de beni affet. Ya ne diyorsun? Saçmalama! Saçmalama! Harbi yaracağız mı? Ya saçmalama! Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Tenasül belgesini bari bir şey yapsaydınız yani bir temizleseydiniz tövbeler olsun. Anam! Allah'ım! Kağıt gibi yırtacağım şimdi. Yapmayalım ya! Ananı satayım! Ne yapıyorsun? Hazine mi arıyorsun? Etme lan! Ana! Aa! İkiz! Bu da ikiz! Ne yapıyorsun? Niye bıraktın onu şimdi? It's true. Martha doğruymuş. Marta hamileymiş. İki kafalısı olan bir fetüse hamile. Yine ikizlermiş. Derler, ailede bir ikiz varsa devam edersiniz diye. Şoka uğramıştım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım ama sanki bunu yapmalıymış. Hani yapmalıymışım, bunu devam etmemişim gibi hissetmiştim. Durdurulamaz olmamıştım. Gittim annemin yaptıklarını gösterecek, herkese yaptıklarını gösterecek, bu suçu işlediğini gösterecek kanıtlar sunmak için artık durdurulamaz olmuştum. Sebebini bilmiyordum ama annemin suçlu gösterecek her şeyi ortaya koymaya hazırdım.
Abi biz ne yaptık? Allah'ım bir de hep mübarek günlerde oynuyoruz biz böyle oyunları. Lustlu da Ramazan'da oynadıydık. Nasıl denk geliyor ben anlamıyorum ya. Ne olan ne odur? Auto focus diyor. Bir focus ayarlayayım önce. Tamam. Enough now. I will torture you no longer. I will come back. Yeter bu kadar. Daha fazla acı çekmeni istemiyorum. Take care of you. Gelip seni düzelteceğim. I love you, Martha. Ve hani daha fazla vakit geçirmemizi sağlayacağım. Seni seviyorum Martha. Geleceğim ve her şeyi düzelteceğim kardeşim. Doctor. Anam. I must thank you for your help. Doktor, yardımınız için size teşekkür ederim. Siz olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Sevgili Donatilio bile durumu anlamıyor gibi gözüküyor. Rahip. İren lütfen. Consider the idea of leaving Italy as your husband. İtalya'dan gitmek kocanın önerisi gibi herkes için iyi olacaktır. Özellikle kız için. Her father doesn't want babası to hiçbir şey kabul etmiyor. I believe that hope is long gone. I agree. But in Germany there are better treatments in specialized clinics. Evet, Almanların özel klinikleri var. Deliler hastanesi, yani akıl hastanesi onun için tam bir çözüm olacaktır. Ama orası kabus gibi bir yerdi. Bunu sen herkesten iyi biliyorsun. Bak, kızın için bunu istiyor olmalı, isteyemezsin. Biliyorum ama daha ne yapabilirim ki? O tehlikede, kendini tehlikeye atıyor. Bizim için, herkes için tehlikeli o. Hatta Erin'in silahı da yok ortada. Onu o almış olmalı. Başka kim alabilir ki kızdan başka? Çok korkuyorum doktor. Daha fazla beklemem. Kızı alın ve götürün. Bak, sen Erik'lesin. Erik'le olacaksın. Büyük general. Herkes ona saygı duyacaktır. Lanetli bir kız ama. İtalyanlar, Almanlar duysa ne olur? Ne olabilir ki? Daha aptal şeyler olmuyor. Yapmasınızı beklemeyeceğim. Ben hücrede bekliyorum olacağım. Öyle ya da böyle. Karanlık odaya gelecek. Eminim. Uzaktan gözüm onun üzerinde olacak. Ama ben hastaneye ilgili birkaç tane ayarlama yapmam gerekiyor. Endişelenmeyin doktor. Yakında görüşeceğiz. Endişelenmeyin. Aa, anne burada bekliyor. Anneyi buradan kaldırmamız lazım bir şekil. Hadi anımız. Uyuyor mu lan? Hoca ben bir save alayım da ne olur ne olmaz. Abi anne bizi verecek ha. She's sleeping. Uyuyor. I must take advantage of this. Bu avantajı kullanmalıyım. I will make her talk. She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, bana çılgın diyecek belki, sessiz kalacak ama her şeyi kaydedeceğim. Kızına ne yaptığını bilecek herkes. Aa, ses kaydını açacağız. Annemizi konuşturacağız ve kızına ne yaptığının her şeyi kaydı olacak. Hocam şu fotoğrafa da bir bakaydık bir dakika. I would make too much noise and wake her up. Aa, çok ses yaparım ve onu uyandırırım. Bak iyi ki save almışım. Bug'a girdi. Uf, abi fotoğrafı da bassaydık ya. Neyse ses kaydı da iyi bu arada. Ses kaydı mantıklı. Dur. Çok mantıklı ses kaydı da. She's sleeping. I must take o uyuyor. Bu avantajı kullanmalıyım. Onu konuşturacağım. O korkusundan her şeyi açıklayacak. Bana hani... Çılgın, sessizce çılgın diyor olabilir ama her şeye kaydedeceğim onu bilmedi ya. O bilmeden. Kızına ne yaptığını herkes bilecek. Kapı kapanmıyor ya. İlla konuşturacağız. Şimdi onu uyandıracağım, her şeyi itiraf edecek. Anne! What are you doing, my daughter? Kızıma ne yaptın? Why did you want to ruin your life? Neden hayatını mahvettin? Üzgünüm. It wasn't me who just shot mommy. O ben değildim. Seni vuran ben değildim anne. It wasn't me. Ben değildim. Dear God, what have I done?
Ama yarabbi ne yaptım ben? O zorladı beni. Marta'yı öldürmüştü. Ama kim bana inanacak? Beni hastaneye yatıracaklar. O filmler benim tek umudum artık. Oğlum bir elimiz... Öyle bir... Ne oluyor? So that's who had the keys to my demek childhood bedroom. Bebeklikte bebek odamın çocukken odamın kullandığı şey ana kapısının anahtarı sendeydi anne. Tahmin etmeliydim. Allah! My God. Oh ya Rabbi. Sooner or later more bombs will land. Yakında daha fazla bomba gelecek, buraya düşecek. Ve her şey sona erecek. Ya bokunu yiyeyim, şunu yap artık. Şu fotoğrafta ne varmış? Aa lanet olsun, güç yok. Aa ışık, ışık. Nerede oğlum bu jeneratör? Allah'ım ya Rabbim ya, konuşturacaktık biz. Niye böyle oldu? Niye sıktı ya? Ya sıkmanın, biz şu an suçlu durumuna düştük. Ne diyor? At least now I finally have. En azından şimdi anahtar bende. Eski odamın anahtarı. Ama neden kilitliydi ki en baştan beri? Abi bir şey diyeceğim. Aa bomba buraya düşmüş. Kilisenin olduğu yere. Oo! Almanlar bombalamaya başladı. Arkadaşlar jeneratör nerede ya? Baba bana jeneratör lazım. Ellerimiz kanlı kanlı. Bisiklete binip kaçsam mı? Ne yapsam amık? Aa jeneratör telgraf çektiğim yerdeydi. Dur. Tamam hatırladım. Telgraf çektiğim yerdeydi jeneratör. Tamam yürüyün. Babamız cepheye gitti haliyle. Jeneratör çalışıyor. Şu an İtalya-Almanya savaşı var. Almanlar, Naziler İtalya'ya saldırıyorlar. İtalya topraklarına. Duvarda sigortalar mı var? Bir dakika nasıl ya? Abi emin misiniz? Bak vakit kaybetmeyelim. Harita kilitli odaya git diyor bak. Haritanın gösterdiği kilitli odaya gitme. Yok abi sigorta migorta yok, yürüyün.
yudum salayım sen. Şey, çay. Eski odamız çocukken. I can enter my room. Pekala, sonunda odama girebileceğim. O ne lan? It's like being a child all over again. Sanki tüm çocukluğum gözümün önünde şu an. Eskiden kuklalarla oynardık. To clear my mind. I want to do it again. Peki, aklımı, yani, kafamı rahatla, şey, her şeyi açıp temizle çıkarmak için bir daha oynamak istiyorum. Otherwise the scenes I was reenacting were worthless. Şey, beyaz lady gibi davranırdım kuklayla dedim. Efsaneye göre genç bir kadının ruhu tarafından işte şey olmuş. Sevdiği adam tarafından öldürülmüş genç bir kadının ruhuyla lanetlenmiş bir ada varmış. Çok fazla umut ve tutku ama ölüm, sevgi değil. Onun bekleyen şey buymuş, o sevdiceğinden. Sevdiceğim henüz gelmedi. Bekleyeceğim onu. Ne kadar güzel bir ay var bugün gökyüzünde. Sonunda geldin sevdiceğim. Neler oluyor? Neden böyle garip davranıyorsun? Başkasını öptüğünü biliyorum. Senin adın nedir bey? Kafayı mı yedin? Öyle bir şey yok. Kafayı mı yedin sen? Sus lan! Seni çok sevmiştim. Ama başka birisini sevdiğin düşüncesi beni delirtiyor. Bu yüzden gebermen gerek. What did I do to you? Sana ne yaptım ben? In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Bu işte kaybetme içerisinde adam işte yani kıskançlığından dolayı idamına karar verilmiş. Son sözlerin var mıdır ha? Sen mahkum, ölüme mahkum edilmiş olan. Son bir sözün yoksa öl o halde. Diye öldürdüler ya adamı. They searched everywhere but her yeri aramışlar ama kızın bedenini bulamamışlar. Asla öldürülen kadını bulamamışlar. O andan beri onun ruhu beyaz kadın olarak bilinmiş. Ne zaman o günün olduğu gün gelse, o kadın birilerini öldürülmüş. Ne? Ne güzel bir nehir akşamı, suda çamaşırlarımı yıkıyorum. Harika oldu buraya geldiğim. Efsaneler benim hiç umurumda değil. Çamaşırlarımı yıkamazsam annem beni gebertir. Şu geçen kirli işler yaptığım bir geceden kalma kilodum, hemen yıkamalıyım. Çünkü bunu Victoria's Secret'ten aldım ve çok değerli. Ula ben bu hayatta yaşamamışım. Seni de yaşatmıyorum o. Ben öldüysem tüm kadınlar ölecek. Benim öldüğüm gün burada olan herkes bitecek. Help! Yardım Help edin. Me. Yardım edin Allah aşkına. Allah'ım ölüyorum.
Now I can begin. Evet, şimdi başlayabilirim. Öncelikle o lanetli gece olan 16 Temmuz'dan önce ne olduğunu bilmeliyim. Marta'yı oynuyoruz, Marta'yı konuşturuyoruz. Diyorlar ki savaş sonu yakında bitecekmiş. Babam diyor ki kaybediyoruz. Eğer öyle olursa, kaybedersek ne yaparız biz? Valla ben kocaya kaçarım. Bizden her şeyimizi alırlar. Fakir mi oluruz yani? Parasız mı kalırız? Çaklet alamaz mıyız artık, çaklet? Korkarım ki alamayız. Çaklete bırak, water bile alamayız, water. Benimle yarın göle gelmek ister misin peki? Madem alacaklar, gölü almasınlar. Almalarından önce bir gider gezeriz. Ne dersin yavrum? Ha, ne dersin kardeşim? Orada fotoğraf çekeriz. Biraz fotoğraf çekmek istiyorum. Peki annem öğrenirse, annem duyarsa bitirir bizi vallahi. Saçımızı başımızı yolar. Biz de şafak vakti gideriz. Annem ağır uyuyor zaten. Biliyorsun ilaçlar alıyor ya, ilaçlardan dolayı çok uzun süre yatıyor. Aman boşver o kalta. Gideriz, çekeriz fotoğrafımızı, geliriz ya. Gerçekten inanıyor musun şafak vakti uyanacağına sabahın köründe 6'da? Yapma Allah aşkına, seni bilmiyor sanki. Sabaha kadar Netflix izliyorsun, sabah kalkacakmış. Uyandır sen de ben yani. Ne var yani? Sabah uyandır giderken. Ne ya? Şşş. Enişteyi gördün mü? Lapo'yu gördün mü? He? Gittin yani. Hayırdır? Neden soruyorsun? Onu geçen ahırda gördüm. Sen de orada değil miydin kardeşim? Ay hayır, ne münasebet gerizekalı salak. Orada değildim tabii ki. Ne var ahırda benim? Hayvan mıyım ben? Ahırda ne işim var? Şey diyeceğim, küçükken yatakları değiştiriyorduk. İstersen değiştirelim mi gene? He, yapardık küçükken, hatırlıyor musun gerizekalı kardeşim? Ha Julia, değiştirdik mi yatakları? Ay nasıl olur? Nasıl olur? Yapalım tabii. Hadi yatalım o halde. Haydi bakalım. Haydi. Ah. Tatlım iyi geceler o zaman. Öpüyorum seni. Sabah kaldıracağım seni. Tamam mı? Öpüyorum seni. Kusura bakmayın, rahatsız ettiysem de eğlenmek istedim biraz. Ben eğlendim yani. Özür dilerim, eğlenmek istedim. Evet, aynen böyle olmuştu. Sonra sabah oldu. Marta ben gibi davranarak hamileyi benmişim gibi gösterip göle gitmişti. Şimdi oraya gittiğinde, göle gittiğinde ne oldu onu öğrenmem gerek, onu bilmem gerek. Ay merhaba anne, ne haber? Sabahın körü dikildik biz de buraya. Kız! Çıkar kıyafetini! Allah belanı vermesin seni! Kimin altına yattın lan? Görmek istiyorum, göbeğini göster! Ay anne salak mısın Allah aşkına? Manyak mısın lan? Buz gibi baba ya! Manyak hareketler ya! Ne? Al hadi ne? Hadi yapayım bari neyse. Tövbeler olsun ya! Kadın delirdi vallahi. Al anne, ha! Ah! Gördün, ha! Buyur! Vay anam! Harbi amilesin yani! Kardeşin haklıymış! Yellos!
Ama koymuşum götünü anne. Oh, yıkanı verem. Oh, yıkanı verem. Kız ruhos bu. Çık o sudan hemen. Gel los seni. Aman anne koy götüne be. Zaten savaş yok mu? O ne lan? Ne yapacağım? Bana zarar mı vereceksin anne? Hayırdır? Yaralayacak mı beni? Dam. 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 Dam dam ne lan? This doesn't seem very valid to me. But anything. Çok böyle olmuş gibi değil ama böyle de olmuş olabilir dedi. Bunu bir ihmal olarak tutalım. Şimdi kıyafetini çıkarmıyor öncelikle. Tabii kıyafet vardı. Ay anne ne istiyorsun yine? Allah kahretsin ya. Allah seni kahretsin anne gene. Ne istiyoruz? Ay sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle acaba ha? Annenim ben senin gerizekalı. Ya defol git Allah'ın belası fakir pislik kadın. Defol git tamam mı? Oğlum ne yaptılar? WC mi attılar bunlar? Anne and olsun sokarım bıçağı. Anam anne vallahi sokarım bak. Dam. 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 Ne damdım? Yok bu da çok basit oldu ya. Böyle olmuş olamaz. Böyle olmuş olamaz. Çok basit oldu bu. Dur. Hello mama. Ne haber anne? Ne haber bebeğim? Hi Julia. Merhaba Julia. Hayırdır anne ne istiyorsun? Hayırdır? Bu saatte ne geldin? Uyanmazdın sen hayırdır? Kız Yellos çıkart kıyafetlerini göreceğim ne giydin. Altında ne var göreceğim. Bedenini görmek istiyorum. Allah Allah doğururken gördüm zaten. Daha ne görmek istiyorsun anlamıyorum ben tatlım. Oldu hepimiz soyunalım. Oldu. Erotik film çekiyorsun sanki pislik. Çıkar o kıyafetlerini yoksa senin üzerini paramparça ederim aptal kız. Aman anne yani. Allah manyadı kadın gene manyadı vallahi manyadı ya manyak 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 akıllısı bizi bulmaz ya al al anne al al vay kahpe vay vay demek ki kardeşin haklıymış ulan ne olmazsız her yöreden var en azından keyif aldım değil mi? En azından keyif aldım tamam mı? Sabaha kadar yaptık hem de. Kudur. Seni cezalandıracağım onun bunun rıspısı. Ay anne hadi Allah aşkına ya. Hadi ya. Oh. O anne de soyunuyor. Ha öyle ha. Ha öyle le. Dur geliyorum geliyorum. Ha öyle le. Oğlum anne de soyunuyor. Ne oluyor lan? Allah'ım. Oy. Anne de mi hamile lan? Seni utanmaz. You're shameless. Ne kadar utanmazsın sen. Bir de bunu gururla anlatıyorsun. Ana... İç.
Kim kimi boğdu oğlum? Ne oluyor lan? No. It didn't happen that way. Oğlum anne niye öldü? Anne dın 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 vuracak ya. Analı hızlı ya. Tamam bu sefer hiç şey yapmadan şey yapıyorum, bitiriyorum artık mevzuyu. Hadi tamam, eğleneceğimize eğlendik. Ay selam anne, ne haber? Demeden olmuyor bu arada. Neyse tamam, yapmayacağım. Hi Julia. Blablabla hiçbir ses oluyor yani. Sadece boğulma mı bilemedim. Ay ne var anne be? Öf, deli zilli pislik. Ne var istiyorsun ya? İyi ki bir doğurdun ha. Take off your clothes. I want to see your shame. Ay sapık mısın ya? Salak. No, niye soyunuyorum? Deli misin ya? Aa. Hemen o üstündekini çıkaracaksın seni aptal gerizekalı kız. Yoksa ben çıkarırım o üzerindekileri. Ay tamam gerizin. Allah'ım yarabbim yani. İnsan kızısını çıplak görmek için bu kadar delirir mi ya? Oğlum sapık ha annem. Ne oluyor, babamla işler yolunda gitmiyor galiba, anlamadım ben. Gerizekalı. Al anne, ne var? Ha 3 tane Big Mac yedim akşam, ondan böyle karnım böyle. Ay demek hamilesin. Kardeşin haklıymış. En azından keyif aldım anne. Sabaha kadar durmadık. Seni adi kaltak, seni cezalandıracağım. Tamam mı? Ay anne boş ver be. Koy be. Savaş var, bombalar yağıyor. Bombalar yağardı, biz sabahlara kadar sevişirdik. Dur lan Windows, sen nereden çıktın? Heh. Ha öyle li, ha öyle li. Namussuz kızı. Ailenin yüz karısı. Marta'yı seviyoruz. Sen geber Julia. En sevdiğim kızım Marta. Hiç doğmasaydın Julie. This definitely didn't happen. Martha had a scar on her forehead. Aa, alnında yara vardı. Doğru. How did she get that? Allah Allah. Lan ben suda hani önce boğar sonra giydirir diyordum da. Hello mommy. Take off your clothes. I want to see your shame. No way. Ha soyunmuyorsun öyle mi? Ha soyunmuyorsun. Seni adinin kızı seni. Seni adinin kızı. Seni şerefsizin kızı. Ay anne sapık mısın? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Sabahın köründe. Daha tavuklar bokunu yapmamış. Ya sus Allah aşkına. Kız keresini de ananı avradın. Dım. 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 This could be it, but I'm not entirely convinced. Ya o hala ikna olmadım diyor. Koyacağım şimdi tokada ha. Ya daha ne istiyor oğlum? Mesela şimdi annesini kızını ha. Ne yapayım, soyunayım mı amık? Ay anne kız, baksana nasılım ya. Bebek gibiyim, görüyor musun? Göbeğe takılma, bebek gibiyim. Ha, ne diyorsun? Ha demek hamilesin. So you are pregnant. Your sister was right. Ay. Ay evet, ne olmuş yani? What do you want from me? Ay Allah'ım, vallahi geberteceğim bu kızı. Ya katil edecek bizi. Allah, ailenin arı namusu kalmadı ya Rabbim. Ya Rabbim, delireceğim. Beğen ederim ben şimdi.
Ay anne koy götüne be. Of gel su sıcacık gel. Bak şu yan taraftaki adada birini öldürmüşler öyle söylüyorlar. Ay hurafe bunlar ya. O sudan hemen çıkıyorsun küçük hanım. Hemen çıkıyorsun o sudan. Çıkıyorsun. Şimdi burada sudan mı çıkaracağız? Ha anne ne var? Ay ne? Ne var? Abi böyle de olmaması lazım ya. Yani buna kaldık gene de bence böyle de değil ama dur bakayım. Neyse chat'e bakayım da size söyleyeyim. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına? Beni mi geberteceksin? Ya bir daha başlasın. Yanlış yaptık ya. Ya şunu vur bayılt da. Yanlış oldu yanlış. Yanlış oldu yanlış. I had fun'ı seçmeliydim. This doesn't seem very valid to me. But anything could be true. Hello mommy. Selam anne. Bebeğim. Hi Julia. Ne oldu anne hayırdır sabah sabah? What do you want from me? Ha ne oldu bebeğim söyle. Bulaşıklar mı kalmış? Aa, koyacağız ya. Girince koyacağız. Makineyi de çalıştıracağım tamam çamaşır. Anladık. Take off your clothes. I want to see your shame. Ay ne var al. Al. Al anne. Heh. Al bebeğim. Dur bir dakika şunu da çıkarayım. Heh. Ya anadan üryans. So you are pregnant. Hamilesin yani demek. Ha, harika bebeğim. Ha, süper. En azından keyif aldım anne. Tamam mı? Well, at least I had fun. Kudur anne kudur. Kudur. I'll punish you for this, whore. Ay diyorsa yap be. Ay ne varsa yap artık. Elinden geleni ardına koyma. Ha öyle mi? Ha öyle mi? Kızı. 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 Ha? Tam. Ağzını kıracağım artık. Tam. 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 This might be exactly what happened. İşte olan bu. Olan bu. I will never know exactly what happened, but I think I have an idea. Tam olarak ne olur az sonra öğreneceğim ama bir fikrim var. Onca olan şeyden sonra annemi vurdum. Hayır. No, I didn't shoot. Ben vurmadım. What actually happened? Ne oldu tam olarak? It is all in my mind, but I can't remember. Her şey aklımda ama I know I can't. Hatırlayamıyorum. Hatırlamam lazım. Silahı koyduk. A little arm. Küçük bir kol. A small leg. Küçük bacak. Ne oluyor lan? And another little arm. Bir küçük kol daha. Another small leg. Ve bir küçük bacak daha. Ne yapıyor lan? Oh look, only the head is left. Aa bak kafa kalmış sadece. Oğlum annesini parçalıyor lan. Annesini parçalara mı ayırıyor, ne yapıyor? Kanı temizleyecek şimdi.
Torbaya koydu annesini. Aa, gömecek. Bu dubum ne lan? Anam. Annenin kafasını al. I was under the but it was just a game. This, however, is not a game. Köprünün altındaydım ve bu bir oyundu. Hayır, bu bir oyun değildi. Bu kötü şakaydı. Köprünün altı, church, kilise, town, kasaba, konuş. The white lady. Beyaz lady. Oğlum ne oluyor? Sadece oynuyordum. Sadece oynuyordum. Allah'ım kafayı aldı, kafası kaldı bizde. Hala bisiklet diyor. Ne yapacağız bisiklet? Dur. Bisikleti atabiliyoruz mu lan? Dur. Annem bisikleti atabiliyor mu? Yok oğlum yok. Oğlum başı bende kaldı. Kafadan da vurmuşuz anneyi. Kafadan da vurmuş. Baksana kurşunu geçirmiş. Kurşun yedim sol yanımdan. Üzülmedin beni yar yar. Köprünün altına mı gömeceğiz anneyi? Ne yapıyoruz? Allah'ım, 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 Allah'ım. Aa, buraya gömmüşüz. Oğlum olay buralara nasıl geldi? Kurban olayım, nasıl geldi olay buralara? Mezarı kapatmıyoruz mu hoca? Nasıl ya? Oğlum bu nasıl bir şey? İçinde bir karanlık yan var diyordu ya beyaz neydi? Güç geri geldi. Okey. Şimdi sonunda fotoğrafı yapabileceğim ve sorularıma cevap alacağım. Allah'ım bir de suçlu anne değilse var ya. Anam çek kendine sık. Allah'ım. Dur bakalım ne çıkacak o fotoğraftan. Bir şey diyeyim mi? Allah'ım. Mental olarak breakdown'um şu an. Mental olarak düşüğüm bebeğim. Ne sinir olurum ya. Aha. Aha vallahi biri birine vuruyor hocam. Kim o ya? Anam nani çıkmasın. Dadı vuruyor olmasın. Ya bir saniye. Solda. Biri geliyor lan. Biri geliyor. Biri geldi. Biri geldi. Solda biri var. Aman yarabbim doğruymuş. Kardeşimi ben öldürmüşüm.
I did everything to hide the truth. Gerçeği then saklamak için yaptım. To rid myself of the guilt. Annemi de öldürdüm. Suçu benden attı, kendimden atabilmek için. Sanki her şey onun hatasıymış gibi davrandım. Allah'ım ben ne yaptım, ne yapıyorum? Bir saniye daha yaşamayı hak etmiyorum. Belki kardeşim bir daha görebilirim ve ondan af dileyebilirim. Ama ölümden sonra hiçbir şey yoksa eğer, en azından acı çekmem. Bunu doğru değil ama. Aa, askeri vur, kendini vur. Allah'ım. Chat ne yapak chat? Ya bu kalp daha kaldırmaz daha bir aşkı bir olayı. Askeri vur kendini. Allah'ım biz işlemişiz her şeyi. Başından beri her şey işlediğimiz suçun üzerini kapatmak, sanki biz işlememişiz gibi kendimizi rahatlatma çabasına girmemizmiş. Allah bizi kahretsin. Allah bizi kahretsin. Allah bizi kahretsin. Aman ya Rabbi. Sizdeyiz arkadaşlar, anket sizde. Aa! Üstüme başıma ya. Chat askeri vur diyor. I fired instinctively at that soldier. Bir anda refleksten ona basa askere saldırdım. Onun kafasına vurdum. Ve iyi fikir değildi. Görünüşe göre tek gelmemişti. Diğerleri içi geldi. Gözlerimi kapattım. Çok fazla... Beni tekmeliyorlardı. Çok büyük acı hissettim boğazımda. Yerdeki asker hala hayattaydı vurduğum. Bana vurdular sırtımdan, göğüslerimden, karnımdan, boğazımdan. Bir saniye nefes alamadım. Daha sonra beni oturttular ve beni öyle bir bağladılar ki ayaklarımdan ve ellerinden, ellerim ve ayaklarımı hissedemedim bile. Yanımda da babam vardı. Nefes alıyordu ama bilinçsizdi. Yetkili kişi bana sorular sormaya başladı. Yüzüme vuruyordu elindeki sopa gibi şeyle. Kafatasımın kırıldığını hissettiğini, açıldığını hissettim. Ağzımdaki tek tat kanım ve kırık dişimdi. Yüzüm öyle bir aldı ki tekrar gülemezdim. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Alman ordusunun tüm işlerini babam yaptığını itiraf etmemi istediler. Sonuçta hiçbir şey bilmiyordum. Anlatmaya çalıştım ama o yumrukları yok muydu, o yumrukları? Ne olursa olsun onları durdurmalıydım. Bedeli ne olursa olsun. Daha sonrasında duymaksızın istedikleri şeyi söyledim onlara. Ah. Babamı orada infaz ettiler. Emirleri veren babam olduğunu söyleyince. Bir adım bile hareket edemedi babam. Bir askeri bana bir diğer askerleri bana işaret etti. Benim vaktim gelmişti. Son istenilen o işi bitirmesi için, beklenmek için, yani o hoş olmayan işi yapması için. O askerle bırakmışlardı. Ölmek istiyordum ama böyle değil. İçimi korku kaplamıştı. Çok kötü hissediyordum. Bana doğrultulmuş bir silah vardı. Ona baktım. Ve çaresiz hissettim kendimi. Ve daha sonra o silah çekti ve ateş etmedi. Benim belki de ölümüm böyle olmasını istemiyordu. Ve dedi ki, bitti. O Alman ordusu hayatını kaybetti. Öldürdüm onu. Beni öylece bıraktı ve gitti. Kurtulmuştum. Ölümü yine kandırmıştım. Wow.
When I came around, I did not know what to do. Kendime geldiğinde ne yapacağımı bilmiyordum. I was completely empty and felt pain. Gerçekten bomboş ve acıdan başka hiç şey hissetmiyordum. Herkes ölmüştü. Dünyada tek başımaydım artık. Onların seslerini son bir kez dinlemek istedim. Babamın odasındaki dark room'daki ses kaydından. Ama askerler her şeyi yok etmişti diye düşünmüştüm. Kız ölümü bir kere daha kandırdı. Bu arada hikaye şu an bende bayağı oturdu, anlatacağım size. Şimdi onu uyandıracağım ve o itiraf edecek. Göreceksin. Aa, ne snap atıyor. Babanın silahıyla ne yapıyorsun? Çok tehlikeli. Kes şunu. Konuş. Söyle bana her şeyi, anlat. Bana ne yaptığını anlat. Tamam tamam, sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Garip bir not buldum uyandığımda. Daha sonrasında bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Ters olduğunu. Seninle alakalıydı. Git kontrol etmek için geldim ve sen odanda değildin. Gölden bahsediyordum. Ben de endişelendim. Bu yüzden babanı çağırdım. Ve ne oluyor diye göle gelmeye bakmaya geldik. Ve sen iç çamaşırlarında gölün yanında oturuyordun. Hiçbir şey olmadığını söylüyordun. Ve sürekli aynı şeyleri tekrar ediyordun. Sana sarıldım ve daha hissettirmeni sağlamaya çalıştım. Günlerce konuşmadın. Sana ne oldu? Sen söyleyeceksin bana ne olduğunu. Ben o çılgınmışım gibi konuşmam benimle. Bak, bunu asla istemedim ama sen kendine zarar vermeye başlayacaktın. O gece piyanoyu çaldığında da ne yapabilirdik? Kardeşimi öldürdün ve onu ortaya çıkaracağım diye korkuyorsun. Bunlar senin hikayelerin değil mi? Ama bu sefer olmayacak. Neler bahsediyorsun? Kardeşin mi? Lütfen hayır. Öyle bir şey yok. Neden böyle bir şey söylüyorsun anlamadım. Yıllar geçti. Sen küçüktün. Her şeyi unutmuşsundur diye düşünmüştüm. Konuşma, sus. Daha fazla bir şey söyleme. Ne yapıyorsun? Kızıma neden böyle bir... Hayatımı neden mahvediyorsun? Üzgünüm, seni vuran ben değildim anne. Ben değildim. I didn't know who I was anymore. Artık kim olduğumu bilmiyordum. I was afraid of myself. My God, it was terrible. Kendimden korkuyordum. Ama ya, her şey korkunçtu. I had become my own enemy. Ben kendimin düşmanı olmuştum. Tehlike bendim. Ne yapmalıydım? I thought about the puppet theater in my old room. Odamdaki kukla hikayesini hatırladım. Belki kendimle ilgili bir şeyler bulabilirdim orada. O yüzden tekrar odaya çıktım. Onunla oynamak için. Oğlum, biz şizofren miyiz acaba ya? Aslında bizim hiçbir kardeş... Aslında hiç kardeşimiz yok muydu lan? Ya bizde çoklu kişilik bozukluğu var. Hani birden çok kişiliğimiz var bizim. Ya da biz şizofreniyiz. Mummy nearly died giving birth to me. This is what Annem beni doğurduğu gün öldü. Remains in my memory of my mother's nannies and hep father's annemin, stories. Annemin, babamın, dadımın hikayelerini hep böyle hatırlıyorum. Öyle kafamda kurmuşum. I have to try though. İyi düşünmem lazım. Belki tam ya, çok önemli olaylar vardı belki de olan. İyi hatırlamalıyım. Aha, olayın sonuca bağlanacağı yere geldik. Ben doğduğum gün annem ölmüş falan dedi. Bir saniye, ne oluyor oğlum? Hanımım, hanımım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ay, müstesna sorma, geberiyorum acıdan. Sizin için ne yapabilirim hanımım, inşallah vardır bir yapabileceğim bir şey. Hanımdır, benden mi istem? Ay müstesna, bu sefer hissediyorum vallahi, geliyor çocuk.
Ay hanımım dur pencereleri açayım. Hava yesin biraz, iyi gelir, oksijen iyi gelir. O ne lan, osuruk gibi. Ay şu avluyu alayım. Ay havluyu koyayım. Hanımım vajinanızı şu ayaklarınızı açayım. Hanımım her şey hazır. Gönder gelsin. Ay müstesna yardım et, bir şeyler ters gitti. Eric Bey. Yardım edin. İren karım hiç iyi değil. Yardım edin. İşin ne yapıp çıkmın? Açkın, akın, fakın, çıpkı çık, asıkın çıkmın, çıkmın, pavın. Hanım nasılsın? Hanım nasıl oldun? I'm getting weaker and weaker. Vallahi erken geliyi bey. Nasıl erken geliyi? İş biş kamı çıkmın? Sıpır fağa çıkın, an. Doctor, hurry. Doktor, acele et. İren hasta. Çekilin yahu doktorum. Endişelenmeyin İren hanım. Acınızı hemen dindireceğim. Bunlar doğal acılardır. Hani doğum var sonuçta yani. İttir İren. İttir. Fırlat gelsin. Haydi yavrum. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay doktor geli. Doktor. Doktor. Çıkmıyor doktor. Ana. Lan. Hadi. Gayret. Hoppala. Başı gözükmeden çıktı bebek. The baby is born. Bebek doğdu. Davulcu. Vur davula. I feel sick. Hiç iyi hissetmiyorum. Vallahi kendim gidiyor gibi hissediyorum. It's going to be yok yok okay. Olur o. İyisiniz, iyisiniz. İyi gördüm seni. Poor mommy. Zavallı annem. She has suffered so much. Benim yüzümden o kadar çok acı çekti ki. Ona çok acı verdim. Doğduğumdan beri. Marta. Pablo? Nasılsın gülüm? Hello. Ay anne acıktım ya. Yemek yok mu bu evde? Üf. Yemek vakti değil Marta. Tamam mı? Üf, o zaman iş yiyeceğim ya ben. Anne ben vallahi iş yiyeceğim ha. Hayır kızım, fotoğraf yapacağız. Çişi mi çizecek? Ne yapacak acaba? Aa! Balkondaki fotoğraf. Ne yapmaya çalışıyorum acaba ben? Ya gerçekten inanılmazsın ya. Ya katlanamıyorum sana ya. Nasıl bir türsün? Ay anne o zaman ben uyuyacağım ya. Uykum geldi benim. Oğlum ikizi nerede bunun? Uyuyamazsın şu an. Mümkün değil. Ne yaptı? İkizini yedi mi oğlum doğmadan? Ay anne susadım lan o zaman ben. İlla bir şey de yok anne yani. Yeter artık. Bu kadar yeter. Direkt odana gidiyorsun. Yürü. Zilli gerizekalı. O zaman balonu alacağım. Dur Tuna'yı alayım. Şey Tuna yurda kulağı alayım. The balon. Çek şunu gözümün önden. Gerçekten... Allah'ım ya Rabbim katlanamıyorum ya kıza. Allah! Patladı. Nazar. Aa fotoğraf. Ne cüret. Sana bunu ödeteceğim.
Ellerim yetmiyor. Bu sefer öğreneceksin bunu. Vallahi özür dilerim anne, yanlış oldu vallahi. Vurma bana, vurma ne olur. Üzgünüm anne, gerçekten. Kaza oldu, vurma bana ne olur. Oğlum ne şizofreni, yok sapık bir oyun bu. Aaa, yara ver her yere. This is just a game. Sadece bir oyun. Is it only a game? Gerçekten sadece bir oyun muydu? The white lady said that my lost memories would return in the place of my happy child. Demişti ki beyaz lady. This is the only place çocukluğuma gidecek. Gerçekten mutlu olduğum tek yer burasıydı. Is this actually my life? Ama bunlar benim hatıralarımsa, gerçekten bunlar o anılarım benim hayatımsa. Aa, sürekli anneden dayak. Julia Marta. Annemi çok seviyorum. My darling, mommy loves you. Ay ya tatlım, annen de seni çok seviyor. Ben de anneyi çok seviyorum. I love ben you, Julia. Mommy. Ne var lan? Ne istiyorsun? Görmüyor musun meşgulüm? Julia, kardeşinle oyna. Hemen. Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Ha? Delirdin mi sen? Ay yani sana da şey olmuyor ha. Her şey Marta'nın suçuydu anne. Marta'nın suçuydu. Sana inanmıyorum. Gördüm yaptığını. Kendini akıllı mı zannediyorsun? Allah'ım bu halde sorun bitmiyor. Lütfen Julia'ya saldırma anne, bağırma, onu cezalandırma. Benim hatamdı. Ondan yapmasını ben istedim anne. Aa, döve döve sağır etmiş Marta'yı. Sen çok iyisin Marta. Sorun yok, her şeyi gördüm ben. Ay, bir dakika, döve döve sağır etmiş. Vura vura sağır etmiş çocuğu. Lütfen sinirlenme anne. Lütfen kızma. Baksana. İşaret diliyle konuşuyor. Endişelenme tatlım. Sana çok kızgınım anne. Seni aptal kız. Ben sana gösteririm nasıl davranman gerektiğini. Gel lan buraya. Come with me now. Gel benimle hemen. Gel. Sorry mommy. Üzgünüm anne. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim anne. Benimle gel dedim. I will put you in your place, girl. Seni yerine oturtacağım. Ha, sana göstereceğim yürünü dedi. Üzgünüm anne, özür dilerim. Tamam, daha fazla yapmayacağım. Daha bir daha yapmayacağım. Vallahi söz veriyorum anne, Allah aşkına la. Çok geç. O sahte gözyaşları seni kurtarmaz artık. Püf.
Hay Allah kahretsin. Olduğun yerde sabit dur. Yardım edin ümmeti Muhammed. Annem beni geberti. Aha. Pablo saldır. Ya mıkır köpeği gel Allah aşkına. Now I'll make you want to bark. Hey köpeğimi rahat bırak. Köpeğimi rahat bırak. Oo ne diyorsun? Ben sana havlamayı gösteririm şimdi. Bağırmanın hiçbir anlamı yok. Aa! No mommy please. Lütfen anne lütfen. Allah belanı versin. Ne oluyor ya? Sen delisin, kafayı yemişsin You're sen. Sure. Çılgınlık neymiş? Delilik neymiş gösteririm ben sana şimdi. Aa! Baba yardım et baba. İşe yaramaz. Babam burada değil. Her zamanki gibi. Ne yapacak? İçirecek mi onu? Aa! Ye bunu. Ay sapık mısın? Defol git. Hayır. Ye. Allah belanı versin defol git. Onu yemem ben. Yemeyeceğim. I said eat. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah ne oluyor? I was beginning to remember, but I was so scared to remember too much. Ama hatırlamak çok daha korkunçtu. Hele ki bu olanları. It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Beni daha fazla uzuyordu bu. Ama bu korkunç anıları çıkarıp çekip çıkartmak tek başıma hani çok acılıydı ve imkansızdı. Acı çekmekten çok daha fazlasıydı. My priest, I have to talk to him. I have to call him on the telephone. O bana kilisenin güvenli yer olduğunu söylemişti. Şeyle, rahiple konuşmalıydım. Donatilio'yla. Ulan bir şey değil mi? Annemiz gerçekten böyle bir insansa biz iyi ki yapmışız bu arada. İyi ki öldürmüşüz. Bu neymiş? İyi de kiliseye bomba düştü. Ha direkt arayacağız pardon. Direkt arayacağız. Pardon. Özür dilerim affedersiniz. Allah'ım ne olacak? Çok merak ediyorum ya. Ortam çok karardı ya. Evet Donatilio 69-38. Tamam bunu yapayım. Gece gece psikolojimiz bozuldu ya. Donatilio speaking. Donatilio konuşuyor. Kimsiniz? Father help me. Peder yardım et. They're all dead. Hepsi öldü. Daddy, annem, mommy, babam, everyone. Herkes. Julia, Julia, bana gel hemen. Sakın tek kalma. Bu çok tehlikeli. Kasabaya gel. Benimle burada kalabilirsin ve her şeyi konuşabiliriz, tamam mı? Okay, father. Tamam peder. First I want to play with my puppets for a while. Kuklalarımla oynamalıyım biraz. Aptal olma Julia. Hemen kiliseye gel. Ne puppetmiş arkadaş, ne kuklaymış ya.
Take the bike. Vallahi gidiyoruz ha. Yol nerede? Aa, bir dakika. The bicycle diye burayı da işaret ediyor. Neyse biz şeye gidelim. O, niye bisikletle o şey kardeş şey oyunun başındaki gölü gölün olduğu yeri gösteriyor. Thanks to the heroic assistance of Martha Kay, daughter of General Martha Kay'in kahramanca yardımına teşekkür ederiz. Generalin kızı. Onun yardımıyla partizanlar biz bunları oyuna getirdik ya, babam demişti, izin vermişti. Onlar ne istiyorsa yap diye. Partizanların hepsini oyuna getirmişler ve onları bitirmişler. Onları öldürmüşler. Babamızın bize sen onların istediği her şeyi yap, biz onları pusuya düşüreceğiz dediği olay gerçekleşmiş. Oha! Diyor ki dikkat, birazdan izleyeceğiniz sahne gerçekten insanın kendisine zarar verdiği içerikler içermektedir ve oldukça rahatsız edici olabilir. Would you like to view the sansürlü versiyonu oynamak ister misiniz? Hayır. Those boys, they had all been killed and it was hepsi my fault. Benim hatam yüzümden, benim yaptığım şeyden öldürüldüler. Hepsi benim yaşımdaydılar. Belki de birkaçı benim arkadaşımdı. I didn't think it would go like that. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Obvious, really. Ama açıktı. What was I actually değil mi? Expecting? Ne bekliyordum ki? I felt like a coward. Korkak gibi hissettim. Ama ne yapabilirdim ki? Babama ihanet mi etmeliydim? Babamı çok seviyordum. Arkadaşım Lapo'yu da seviyordum. Hangi taraftaydım ki? Sadece kalbimi dinledim. Ben de Chet'i dinledim. Doğru olanı yaptığımızı düşündük. Chet de öyle düşündü. Ama yaptığım en kötü şeydi bu. I didn't go anywhere near the soldiers. Askerlerin olduğu yere yaklaşamam. Alman olsun, dost olsun, fark edilmez. Hepsi bana sıkıntı yaşatır. Kimseye yaklaşmak istemiyorum. Ne olursa olsun. I didn't go anywhere near the soldiers. Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone for any reason. Sansürlü versiyonu oynamak ister misiniz diyordu. Ben hayır dedim. Ne oluyor lan? Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Gerçekliği kaybetmiştim artık. Herkes etrafındaki herkes ölmüştü ve ben hayatta kalmıştım. Kukla oyununa geldik. Burada söylemek istediğim bir şey var. Sevgili arkadaşlar, ne göreceğimizi ben de bilmiyorum ama oyun vahşilik ve şiddet konusunda çok abartabiliyor kendini, gördük. Ben o karın yarma sahnesinin böyle olacağını beklemiyordum. Böyle çok büyük bir şey yaşayabiliriz. O yüzden 18 yaş altı izlemesin ya. Bunu dedim ya, illa izler ha. Hitman oynayanlar bilir bu müziği. I don't remember how things went. Her şey nasıl oldu bilmiyorum, nasıl ilerledi bilmiyorum. Sadece koca bir ışık gördüm ve çektiğim fotoğrafları gördüm. There was a man dressed in white.
Beyaz giymiş bir adam vardı. O doktordu büyük ihtimalle. Bana sorular sordu. Ama anlamadım. Ne sorduğunu anlamadım aslında. Kağıda bir şeyler yazdı ve sonra iki hemşireye verdi. İki hemşireye beni götürmesini söyledi. Ben akıl hastanesindeydim. Bazı kadınlar kendi kendilerine konuşuyor, bazıları ağlıyordu. Bazıları kendilerini kapatmışlardı. Diğerleri ise kendilerine zarar vermeye çalışıyordu her yöntemle. Bir kadın vardı orada, genç bir kadın. Ama en sonunda orada yatağa bağlayıp bağırıp çılgınlıklar atanlar vardı. Küfür edenler, bağıranlar, çığlık atanlar. Once her wounds had healed and she was untied. Yaraları şey olduğunda, iyileştiğinde onu yataktan ayırdılar. Bir kadın varmış, tek bir kadın. O kadın. O kadın bendi. Bendim. Bana ilaçlar verdiler, iğneler yaptılar. Tüm bedenim titriyordu o verdikleri şeyden dolayı. Kardizol gibi bir şeydi galiba o ilaç. Ateş gibi yanıyordu. Bedenim ama çıkamıyordu sanki, çıkaramıyordu ateşi. Gidiyordu geçiyordu ve daha öncesinden daha şiddetli bir şekilde geri dönüyordu. Sonunda ise onlar kazanıyordu. Çığlık atmayı, mastürbasyon yapmayı, düşünmeyi bırakmıştım artık. Artık terapi için hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. İçimde bir şey ölmüştü artık. Ama artık bu acı dolu maceraya taşımıyordum ben. Düşündüğümden daha da güçlüydüm artık. Hastanede sürekli küfreden, yatağa bağlanan, bağıran, yaraları olan kadın bizmişiz. Ama sonra işte böyle olmuş. Kimsin sen? Wait. Bekle bekle. Wait. I want answers. Cevaplar istiyorum. Don't go away. Uzaklaşma, gitme. Talk to me about Martha. Martha hakkında konuş benimle. Please. Lütfen. Martha does not exist. Martha hiç yoktu. She never existed. Hiç var olmadı. She's just a figment. Sadece o benim bir hayal ürünüm. Impossible. Mümkün değil. I remember. Onu hatırlıyorum ben. Sevdim onu. In some respect, Martha bir şekilde does Martha exist. Hiç yoktu. She o hep benimleydi. Part of me is Martha. Bir parçam Marta'ydı, bir diğer parçam ise Julia. Bu çok acı verici ama. Peki annem, o hayatta mıydı? Annen de öldü. Onu benden başka, maalesef kimse daha iyi bilemez. Doğarken öldü. Düşündüğüm şeyi mi yaptım yoksa ben anneme? Yes, evet. Damn it. It really evet, happened. Lanet olsun, gerçekleşti bu. I cut her into pieces and buried her under the bridge. Onu kestim, God, parçaladım onu. Altına, köprünün altına gömdüm. Aman ya Rabbi, biliyordum. Peki ya babam? Soldier, askerler gerçekten really babamı happen? Öldürdüler mi? It happened. Evet. He was shot right in front tam gözünün önünde vurdular onu. Fear, korku, pain, acı, shame. Utançla. I can't remove it. But I cannot relive it either. Atamıyorum onu. İyileştiremiyorum da onu. Yani bu düşünce, bundan kurtulamıyorum da. What about bunu da biliyorum. Nanny? Peki dadı? I haven't seen Nanny in so long. Dadıyı uzun zamandır görmedim. I don't know what could have happened to her.
Ama ne olmuş olabilir bunu bilmiyorum. Kim bilir nerede zavallı kadın. Lapo'yu sormaya korkuyorum bu arada. Lapo is dead. Lapo öldü. He was blown up by a landmine. Bir mayına bastı ve paramparça oldu. Belaya soktu başını ve orada bedeli canıyla ödedi. Tam hatırladığım gibi. Son bir sorum var. Ya hamilelik? I was pregnant. Ben hamileydim. But then I had a miscarriage. Ama doğuramadım. Çok fazla kan vardı o sabah. My mind decided that things had gone differently. Karar verdim ki her şey çok farklı olacak. That's enough. Saklamalıydım bunu. Yeterli. Tüm bu soruların ama bir amacı yok. Hiçbir anlamı yok. Hepsi içimizde. We just need to turn sadece the mirror. Aynayı ters çevirmemiz gerekiyor. Is it not all just bu sadece the reflection bir yansıma of an değil, bilinmeyen existence. Varlığın bir yansıması değil. Nothing more than a puppet bir kukla şovundan fazlası değil. Ready for everything with open arms. Even ready to kill. Öldürmeye, kollarını açmaya, öldürmeye hazır mısın dedi, her şey hazır mısın dedi. Legs always ready to run. Bacaklarımız her zaman kaçmaya hazır. The womb that conceived in sin. Hani annem o günahı saklayabilir. İşte hani bebekten bahsediyor. Hani o şey o günahtan bahsediyor. Lastly, the mind. Son olarak. To protect akıl. Us, it has turned us into monsters. Bizi korumak için, bizi canavar olmamalı. Ama o olmadan bu şekilde yaşamayız değil mi? Onun icabına ben bakarım. Endişelenmeye gerek yok. Başarabilirsem uyumaya çalışacağım. Halledeceğim bunu. Siktir. Ne oluyor lan? Marta, 26 Şubat 1923. On the 26th of July, 26 Temmuz, San Casciano was bombed San and the church was destroyed. But I was not there oldu. Then. Ama orada değildim. I was already in the asylum. Ben çoktan akıl hastanesindeydim. Once again, stubbornly, I was not yine, dead. Yine bir kere daha ölmedim. The bombs hadn't killed me and I had also bombalar beni survived öldürmedi. Myself. Hayatta kalmayı başardım. The most absurd test and the hardest. En absürt, en zor test buydu. The war ended some time ago now. Şimdi both savaş bitti. And inside of me. İçimde de, dışarıda da. I was on the wrong side of the gate, but now kapıda I yanlış can turn taraftaydım. The page. Ama sayfayı çevirebilirdim life artık. Is opening its doors again, isn't it? Hayatın kapıları bana bir kere if daha açılır, I hadn't been değil mi? So lucky to survive myself, her hayatta kalacak kadar şanslı değilsen, away. Her şeyimi bir kenara attım işte. We think that danger is all around us. Tehlike etrafımızda sanırız. Saldırmak için bekliyor. But the most ama en derin, dangers are the ones that are inside of us. Tehlikeler içimizdedir. They grow without us realizing. Biz onu fark etmeden içimizde büyür. Bizi acı çektirir. Bizim kendimize olan saygımızı ortadan kaldırır. I would have wanted to ask for help. Gerçekten yardım isteyebilirdim. Yalnızken. Ama yalnızdım. Yalnızdım. Belki this yardım isteyebilirdim. Bu benim hikayem.
Thank you for being here. Burada olduğun için teşekkürler. Beni dinlediğin için. Now I'm ready to leave. Ve artık gitmeye hazırım. How long will it take to get home? Eve gitmem ne kadar sürer? Ne diyor? Bir dakika. Fortune altitude it's possible to ask for help and receive it. Yardım istemek ve yardıma cevap bulmak bugünlerde mümkün. Tek yaşınız olsanız bile, çok kötü durumda olsanız bile, hatta hiçbir şey anlamsız gelse bile, lütfen kendinize zarar vermek yerine lütfen yardım isteyin. Yalnız değilsiniz. Ananı avradını, yani çok garip, çok acayip, çok acayip. Yani benim hikayeyi kafamda toparlamam lazım. Uf. Ben hikayeyi bir kafamda toparlayacağım ve bunu YouTube'da paylaştığımda hikayeyi anlatacağım size. Çok iyi bir oyundu ya. Çok iyiydi be. Yani gerçekten. Çok iyiydi. Bu arada galiba başka sonları, başka şeyleri de varmış. Başka finalleri de varmış. Biz iyi mi bitirdik? Kötü mü bitirdik? Bilmiyorum ama farklı finaller de varmış. Onlara da bir değinmek, bir bakmak lazım. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Yahu öyle bir oyun oynadık ki gerçekten hikayesini kafada toparlamak çok zor. Ben özellikle sizin bu hikayeyle ilgili yorumlarınızı, yani bu olayın sizcesi nasıl kısmını çok merak ediyorum. Özellikle bu yorumlara da olduğunca dikkat edeceğim ve sizlerin oyun hakkındaki fikirleri, düşünceleri neler, bunu görmeye çalışacağım. Çünkü merak ediyorum, benim gözden kaçırdığım ya da benim düşündüğüm, kurguladığım şeklin çok daha farklısını sizler düşünebilirsiniz ve en mantıklı sonucu belki siz bulabilirsiniz. Ama ben biraz not aldım. Aldığım notların yanı sıra biraz da internette baktım. Hani ne oluyor, ne bitiyor diye. Kafamı bir toparladım. Bir üstüm başımı değiştirdim. Saatlerce oynadık, terlemişim. Kendime geldim ve şimdi hikayeyi size anlatmak istiyorum. Efendim, ben iki şekilde hikayeyi anlatacağım. Öncelikle birincisi, bana göre iki olay olmuş olabilir. İki durum olabilir bu hikayenin anlatmak istediği. Birincisi, Julia ve Martha adında iki kardeş var. Bunlar hani tek yumurta ikizi, ikiz kardeşler. Birbirlerinin tıpatıp aynısılar dış görünüş olarak ama insanlık olarak, hani kişilik olarak farklılar. Martha biraz daha uysal, hani işte ay efendim annemin sözünden çıkmayın, aman her şey huzurlu mutlu olsun, her şey güzel olsun, kimse kötü olmasın kafasında bir insan. Her şeyimiz güzel olsun, aman Ali Rıza Bey çayımız dökülmesin, çorbamız dökülmesin, çanağımız kırılmasın kafasında bir insan. Julia ise baş kaldırmayı seven, ne bileyim işte hani annesi şunu yap dediğinde, yok anne ne yapacağım ya, şunu giydiğinde giymiyorum lan, şunu getir kızım dediğinde, ama kalk kendin getir be diyen tipte bir kız. Şimdi tabii bunun oluşmasında annesinin otoriterliği de çok önemli. Zaten oyun içerisinde fark ettiyseniz babamız, yani karakter, çocukların babası general şeyden bahsediyor. İşte anneniz hep mükemmelliyetçi bir insandır. İşte hani her şey mükemmel olsun ister. Bu mükemmelliyetçiliğini çocukları üzerine de yansıtmış. Ve bunu Martha üzerinde sağlarken tam istediği mükemmel baş, boyun eğmesini bilen, baş eğen ve itaatkar bir çocuk yetiştirmiş olurken, Julia da bunu başaramamış. Julia ise baş kaldıran kişi konumunda konumlanmış gibi geldi bana hikayede. Şimdi çocukken çocuklar birbirine çok çok benzediği için yani çocukların ayırt edilmesi çok zor. Julia ve Martha'nın ayırt edilmesi çok zor. Çünkü seslerine kadar aynılar. Haliyle anne otoriter bir kişilik olduğu için çocukken haliyle İtaat edilmeyen, istediği yapılmayan ya da emrettiğini yerine getirmeyen çocuğuna, yap dediğini yapmayan çocuğuna dayak atıyor. Şimdi Martha, dedim ya, çok uysal, çok güzel, hani çok, hani kalbi çok tatlı bir insan ve kardeşinin de zarar görmesini istemiyor.
kardeşinin baş kaldığı durumlarda sanki Julia kendisiymiş gibi kendisini öne atıp annesinden dayak yiyor. Hatta şunu görüyoruz bir kukla oyununda. Martha'nın her ne kadar annesi tarafından asıl sevilen çocuk, boyun eğen, baş eğen, annesi ne derse yapan çocuk ve annesi tarafından sevilen çocuk olduğunu gördüğümüz, Julia'nın ise baş kaldıran olduğundan dolayı Martha'ya göre daha az sevilen, hatta keşke doğmasa denilen çocuk olduğunu anladığımız anları gördük. Ve kukla oyununda şöyle bir şey var. Anne çocuğu döve döve işte sağır etmiş, dilsiz etmiş. Artık dayak atmaktan, dövmekten çocuk sağır ve dilsiz olmuş. Ha bu sırada baba nerede derseniz, baba savaş var. Bir general, İtalya, Almanya, 2. Dünya Savaşı var ve sürekli cephede, evde değil adam, çok çok nadir evde. Olmadığı süreçte de anne çocukları üzerinde bir otoriter kurabilmeyi, otoriter olabilmeyi ve istediklerini yaptırabilmeyi çok rahat bir şekilde ele almış ve bunları yapabilir durumda. Şimdi... Dedim ya Martha çok tatlı, kardeşine bile zarar gelsin, kimseye zarar gelsin istemeyen bir insan. Julia'nın yaptığı başkaldırılarda hep kardeşinin yerine geçip evet ben başkaldırdım anne diyerek Martha kendisini Julia gibi gösterip sırf kardeşi dayak yemesin diye dayak yemiş. Anne aslında Julia'yı dövdüğünü zannederken Martha'yı döverek ne yapmış? Sağır etmiş, dilsiz etmiş. Yıllar geçiyor. Çocuklar büyüyor. Yıllar geçiyor. Çocuklar büyüyor. E ne oluyor? Tabii ki işte Martha'nın bir erkek arkadaşı var. Lapo adında. Kendisi Almanya-İtalya Savaşı'nda İtalya tarafında bir partizan. Kendisi hani isyancı gruptan bir tanesi. Alman ordusuna karşı savaşıyor. Nazilere karşı savaşıyor. Ve aynı zamanda da Martha ile birlikte bir ilişkiye girdiklerini ve bir çocuklarının olacağını oyunun ilerleyen kısmında öğreniyoruz. Şimdi burası önemli bir bilgi. Burayı birazdan önemli bir noktaya bağlayacağım. Ama şuna gelelim. Dedim ya yıllar geçiyor, çocuklar büyüyor. Evet hani şiddetli bir süreçten geçmiş ve özellikle Julia Martha'ya göre hani Martha dilsiz ve sağırsız olduğu için evet tabii ki onun da psikolojisi bozuluyor ama özellikle Julia'nın psikolojisi kardeşine göre çok çok daha bozuk. Çünkü annesiyle sürekli tartışan, işte annesiyle sürekli hani problem yaşayan, aile içerisinde problem yaşayan bir kız. Bu çocuklar farklı farklı hobilere yöneliyorlar. Çok özür diliyorum. Farklı farklı hobilere yöneliyorlar. Mesela Juliana fotoğraf çekmeyi çok severken, piyano çalmayı iyi bilirken, adını size söyleyeyim, Martha daha çok kitap okumayı hani ve daha farklı hobilere yönelmeyi sevmiş bir insan. Şimdi haliyle aile, özellikle anne, çocukların neyi sevdiğini, neyi sevmediğini çok iyi biliyor. Zaten çocuklar birbirine çok benzediği için onları yeteneklerine göre, ulan bu Julia mıydı, bu Martha mıydı diye sormak yerine, ha müzik çalıyorsa bu Julia'dır, ha kitap okumayı daha çok seviyorsan bu Martha'dır, ha fotoğraf mı çekiyor, o zaman o Julia falan şeklinde ayırt etmiş çocuklarını. Çünkü işte ikiz olmak herhalde o kadar zor ki, ben hayatımda hiç öyle bir şey yaşamadım. Belki ikizler vardır izleyen. Aileniz belki bazen şaşırıyor olabilir. Harry Potter'da bilirsiniz. Fred ile George'u annesi karıştırıyor hep. O mantıkta düşünebiliriz. Her neyse yıllar geçtikten sonra bir gün sevgili dostlarım. Bir gün göle fotoğraf çekmeye gitmek istiyor. Julia diyor ki kardeşim Martha'ya da hadi sen de gel. Hani senin fotoğrafını çekelim, takılırız, vakit geçiririz vesaire diye. Şimdi göl tarafında da hep anlatılan bir hikaye var. Dadımız bizim evin etrafındaki gölde, eskiden büyük annelerimiz da işte hani aile büyüklerimiz anlatırdı ya, çocuklar çok geç saatte dışarıda takılması falan diye. İşte neymiş efendim, bir göl varmış. İşte orada bir kadın varmış, sevdiceğini bekliyormuş. Tek istediği aşk, huzur, sevgiymiş. Ama gördüğü tek şey koca sevgilisinin kıskançlığından gelen ölüm olmuş. O adada, gölün içerisindeki adada bir kadın öldürülmüş ve onun laneti oraya dadanmış. Oraya öldürüldüğü gün hangi kadın, hangi genç insan giderse onu öldürür, bedenini suya çeker. Onu acı çekmesini sağlarmış, onu öldürürmüş Lady diye hikaye anlatıyor. Diyor ki işte o göle gidelim, fotoğraf çekelim neyse. Erken saatlerde, sabahın erken saatlerinde göle gidiyorlar. Ve zaten oyun da o anda başlıyor. Biz kamerada fotoğraf çekmeye başladığımız sırada tam pozumuz vesaire ayarlıyoruz ve bir bakıyoruz suda bir şey var. Yani baygın bir insan yatıyor. Ulan diyoruz ne oluyor? Bir anda suya koşmaya çalışıyoruz. Suya gittiğimizde hemen üstünü çıkarıyor Julia ve suya atlıyor. Sudaki insan üzeri beyaz kıyafetli bir insan. Bir elbise var üzerinde. Sonra o kişiyi sudan kurtarıyor ve sahil kenarına, kıyıya getiriyor.
kıyıya getirdiğinde bir bakıyor ki lan kardeşi bu. Yani Martha, üzerinde Julia'nın kıyafeti var ve Martha ölmüş bir durumda, ölmüş yani bedeni, ölü bedeni kollarının arasında, bunu görüyor. Tabii işte sabahın erken saatlerinde anne odaya geliyor, bakıyor çocuklar yok, nereye gitti bunlar falan. Ulan herhalde göle gittiler deyip hemen ilk kadını da içine doğuyor zannederim, göle koşuyorlar kocasıyla birlikte. Kocası da hani gelmiş, o savaş döneminde evde yok diyoruz ama hani o gün evde. Sahil kenarına geliyor ve sahil kenarında bir bakıyorlar hani... Mart şey çocuklardan bir tanesi şeyde hani böyle titriyor, şoka girmiş şekilde Julia'yı görüyorlar. Ama anne Julia kardeşinin öldüğünü anlıyor dedim ya, o sırada boynundan kolyesini alıyor Julia Marta'nın ve onu takıyor kendi boynuna. Annesi de diyor ki ha, bu kolye Marta'nın kolyesiydi, demek ki Julia öldü, Martha hayatta, sarılıyor ve ona şey yapıyor hani şefkat gösteriyor, diyor kızım geçti geçti tamam bir şey yok falan, hani üzülüyorlar vesaire. Ondan sonra cenaze falan düzenleniyor. Burada asıl olay şu: ölen kişiyi anne Julia zannederken aslında ölen çocuk Martha. Yani annenin çok sevdiği o dilsiz konuşamayan çocuk, fedakar çocuk aslında hayatını kaybetmiş. Annenin sevmediği o baş kaldıran Julia hayatta kalmaya başarmış. Şimdi Julia da diyor ki ya diyor ne oldu, benim kardeşim nasıl öldü? Ben bunu anlamak için diyor Martha rolüne bürüneyim. Annemgil hala Julia ölmüş zannetsinler. Ben Martha rolünde kardeşimin ölümünü öğrenmeye çalışayım diye araştırmaya başlıyor. Oyun boyunca araştırmalar yapıyoruz. Film ruloları var. O günün erken saatleri, yani göle fotoğraf çekmeye gittiğimiz günün erken saatlerindeki filmleri gidip topluyoruz. Ve o filmleri bir karanlık odada fotoğrafını çıkarttığımızda bir görüyoruz ki efendim olayın arka planında ne var, bunları öğreniyoruz. Biz ilk başta şunu diyoruz: kardeşimizi annemiz öldürdü. Yani daha doğrusu annemiz Julia olan bizi öldürmek istiyordu. Çünkü sevmiyor. Çünkü bizden nefret ediyor. Çünkü en çok sevdiği çocuk Martha, kızı Martha. Ve bizi sevmiyor, bizi istemiyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. O gün, yani fotoğrafın çekilmeye gidildiği günün sabahı, o sabahın bir öncesi günü, yani 16 Temmuz gecesinin bir önceki gecesi, 16 Temmuz gününün bir önceki gecesi, 15 Temmuz gecesi, ölen kardeşimiz Martha bir mektup yazmış. Yazdığı mektupta da şunu söylüyor. Diyor ki ya diyor benim kardeşim, şunu diyor Martha. Ya diyor benim kardeşim diyor yıllarca acı çekti diyor. Hep bunun da tek şeyi hani annemin emirlerine uymaması vesaire. Ben küçüklükten beri onu korumaya çalışıyorum ama hala aynı. Ben buna nasıl dur diyebilirim diyor Martha. Ve şöyle yapıyor arkadaşlar. Burası biraz karışık. İyi dinlerseniz anlayacaksınız. Martha aslında ölen kardeşimiz Lapo adındaki bir partizan tarafından, hani tarafından eminim, partizanla olan ilişkisinden hamile kalmış. Çocukları olacak. Onlar birbirini gerçekten seviyorlar. Yani zorla olan bir şey yok ortada. Ama hani bir Alman ordusu generalinin kızı nasıl olur İtalyan bir partizanının damadı olmasına izin verir? Ya da onların bir çocuğu, hani onların ilişkisinden bir torunu kabul eder, kabul edemez diye düşünüyor Martha ve diyor ki beni zaten öldürecekler, ben zaten öleceğim, hani bunlar ortaya çıktığında bari diyor ben öleceğimi kabullendiğim bu süreçte kardeşim Julia'yı kurtarayım, bundan sonrasında o huzurlu olsun. Diyor ki Julia'ya, gel diyor yatakları değiştirelim, çocukken hep yapardık, sabah senle şeye geleceğim diyor. Göle geleceğim diyor. Okey diyor. Göle geleceğim. Sabahın erken saatlerine gideceğiz diyor. Julia çok uyuyakalan bir insan olduğu için, sabahları çok erken kalkabilen bir insan değil, Martha bunu da hesaplıyor. Diyor ki yatakları değiştirdik. Annemiz zaten bedenen bizi ayırt edemiyor. Ben diyor şöyle yapayım. Bir sabah kalktığımda olarak Julia'nın kıyafetlerini giyeyim. Üzerimdeki kıyafet Julia'nın kıyafeti olsun. Ben göle gidip intihar edeceğim, ben göle gidip öleceğim, şey yapacağım hani böylelikle kardeşim, hani hayat, benim ölen kişiyi Julia zannedecekler, ailem Julia'yı Martha zannedecek, böylelikle Julia hayatını rahatlıkla yaşayabilecek diyor. Ve bir de gitmeden önce şöyle bir not yazıyor, diyor ki anne diyor Julia'yı ben hamile gördüm. Bak aslında hamile Martha ama şöyle diyor. Julia'yı hamile gördüm.
kendisi hani sabahları gidip göl kenarında onu izlersen karnının çıktığını görürsün. Git diyor, hani görürsün onu diye bir not yazıyor. Diyor ki hani Marta'nın ağzından Julia'nın hamile olduğu yalanını ortaya atan ama aslında Julia'yı bayağı bir kurtaracak olan bir yalanı söylüyor. Neyse işte o gün geliyor, işte biz hani öldüğünü görüyoruz, kıyıya getiriyoruz cesedi. Annemiz gelip kurtarıyor vesaire. Bizi Marta zannediyorlar ama biz Julia olarak şunu diyoruz. Olayları çözdüğümüzde işin arkasında annemiz var. Annemiz bizi öldürme planı yapmış. Marta en sevgili evladı olduğu için o hayatta kalsın istemiş. Bizi öldürmek için plan yaptığından dolayı biz diyoruz ki annemize itiraf ettireceğiz. Karanlık odada babamızın bir ses kayıt cihazı var. Annemizi işte uyuduğu yerde babamızın silahını alıyoruz. Gidiyoruz, ses kayıt cihazını açıyoruz. Diyoruz ki annemize konuş, anlat, sen öldürdün. Çocuğunu neden öldürdün, itiraf et diye ses kaydı almaya çalışırken bir anda ateş ediyor kız. Annesini öldürüyor. Ondan sonra diyor ki bunların hepsi senin suçun anne diyerek annesini parçalamaya başlıyor. Annesini kesmeye başlıyor. Kolunu, bacağını, gövdesini, başını, her yerini keserek evin yakınlarındaki bir köprünün altına gömüyor çocuk. Diyor ki hani sen bunlara hak ettin. Sen ölürsen en azından kardeşin de huzur içinde uyumuş olur. Bunların başından beri çocukluğumuzdan belamız sensin. Seni gebertmem lazım diye şey yaşıyor. Bir problem yaşıyor. Şimdi aslında hikayenin burasına kadar anladığımız şey şu. Zalim bir anne var. Çocuklarına küçüklükten beri psikolojik anlamda çok diretmiş ve çocuklarının hayatını mahvetmiş bir anne var. Biz böyle zannediyoruz. Ama aslında olay böyle değil. Bizim kontrol ettiğimiz Julia karakteri var ya sevgili arkadaşlar. Julia karakteri gerçekten psikolojik anlamda çok büyük problemli bir çocuk. Julia karakteri zamanında hakikaten annesini bu şekilde katlettikten sonra akıl hastanesine yatırılmış bir insan. Ve oyunun başından beri Julia'nın akıl hastanesindeki bir jüriye ya da bir doktora anlattığı başından geçen olayları dinliyoruz biz. Şöyle ki, evet Julia gerçekten annesini öldürüyor. Evet Marta gerçekten kendisini Julia için feda etmiş. Ve gerçekten de Julia herkesi, her şeyin sebebini annesi olarak görüyor. Ama bu tıbbi destekler ve tedaviler sonucunda Julia şunu hatırlıyor. Evde bulduğu, sahil kenarında bulduğu son bir film fotoğrafı var. Film var. Onu da karanlık odada bastığını ve onun da ne içerdiğini gördüğünü hatırlıyor. Meğersem neymiş biliyor musunuz? Çocukluktan beri annesinin kardeşi Marta'yı çok sevmesinden dolayı gelen kıskançlık sendromundan hep bir şeyleri kötü yapıp, efendime söyleyeyim, adını siz söyleyin. İşte vazoyu kırdım, annem bir şeydi, hayır baş kaldırın deyip kendisini ben Marta'yım anne bak Julia bu diyerek aslında Julia Marta'yı dayak attırmış. Yani Marta'nın sağır olmasının, dilsiz olmasının sebebi aslında Julia. Annesi hep Marta zannederek, Julia zannederek aslında Marta'yı dövmüş. Ve bunların sebebi Julia olmuş. Bunların hepsi kıskançlık. Belli bir yaşa geldiğinde hamile kalan da Marta olduğu için, bir sevgilisi olan da Marta olduğu için bunları kıskanmış, gitmiş. Gene ailesinin en sevdiği insan olduğu için, daha doğrusu annesinin en çok sevdiği insan olduğu için gitmiş kardeşini, o fotoğrafta görüyoruz ki kardeşini kendisi öldürmüş. O gölde ölen Marta, hani suya atlayıp kurtarıyor dedik ya, aslında onu öldüren kişi Julia'nın ta kendisiymiş. Daha sonrasında her şeyi annesi yaptı diyerek ona kustuğu nefretle sen yaptın, senin yüzünden ben öldürmedim, sen öldürdün diyerek resmen bir kişilik bozulması yaşayarak gidip annesini katletmiş. Annesini katlettikten sonra efendime söyleyeyim, kendisi intihar etmeye çalışırken askerlerin bir baskını sonucunda zamanında babasının istediği şeyleri yapması dolayısıyla hani partizanlara karşı bir tuzak falan kurmuştu karakterimiz. Seri video izlediyseniz görmüşsünüzdür. İşte orada babasının ölmesine sebebiyet vermiş. Daha sonrasında ise hep ölmeyi hak eden kişi olarak öleceğini düşünürken gene ölmemiş ama akıl hastanesine yatmış bir insanın hikayesi bu. Çok karışık. Farkındayım ama birinci kısım böyle. İkinci kısım da şöyle. Oyunun bir ikinci kısmı da şöyle. Bu da bir başka senaryo. Böyle olabilir. İkinci kısım da şöyle. Julia adında bir kızımız var. Evet. Başından beri bir akıl hastası. Ve akıl hastanesinde kalıyor. Marta isimli bir karakter hiç yok.
O tamamen Julia'nın kafasında uydurduğu bir karakter. Fiziksel bir formu yok. Tamamen onun aynadaki hayal ürünü olarak yansıması Martha Julia'nın. Martha, Julia'nın ailesi, Lapo, dadı vesaire bunların hiçbiri yok. Savaş sonrası o dönemin yaşanan travmaları, işte bombalanan binalar, insanların ölümü falan. Julia da çocuklukta annesinin de hani adını siz söyleyin. Julia'nın o çocukluğunda yaşadığı şeyler vesaire hepsi tamamen bir hayal ürünü. Biz tamamen bir çocuğun savaş travması hayal ürünü, savaş dönemindeki yalnız kalmışlığı, yardım çağrısından dolayı seslenmiş ama kimseyi bulamamış, tek başına kalmış bir çocuğun savaş çığlığını, savaş sonrası çığlığını, yardım çığlığının hayal ürünü olarak yansımasını oynadık diye de bir hikaye var. Valla siz ne dersiniz bilmem ama çok uzun, böyle iki tane film uzunluğunda bir video oldu bu video. Baştan sona izler misiniz? İzlerseniz sizin düşünceleriniz nelerdir? Buraya kadar izlediniz mi? Hiç bilmiyorum, belirtirsiniz. Ama hikayeler genel olarak böyle. Tam bir hikaye, yapımcı bunu anlatmak istedi diye bir hikaye internette yok. O yüzden hikayenin asıl yorumlamasını bize bırakıyorum. Benim düşüncelerim böyleydi. Sizinkileri de merakla bekliyorum. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha çok bu tarz gerilim, hikaye anlatımının çok çok değerli bir ön plana çıktığı ve özellikle korku öğelerinin olduğu oyunlar devam edecek. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? O karnı yardımı sahne geldi, yüzüm o yüzden böyle oldu. Ay. Öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Bay bay.